Kanal 23 ekranlarından Melisa ile Yaşama Dair'den hepinize sevgiler efendim. Bugün avukatlarımızla beraber iki konuyu işleyeceğiz. Biliyorsunuz Elazığ'ımızda elin bir olay yaşandı. Yaşlı bir teyzemiz hayvanların saldırısına uğradı. Bu uğrama neticesinde de hayatını kaybetti. Bu da hayvan haklarını, insanların hayvanlara karşı haklarını, bu gibi sorunları da tekrar gündeme almamıza sebep oldu. İkinci kısımda da mirası işlemeyi düşünüyoruz. Bunlarla ilgili sorularımız varsa WhatsApp hattımızı veya normal mesaj hattımızı kullanabilirsiniz. 0506-094-67-23 nolu hattımız. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Aycan'ımla başlayalım. Nasılsınız Aycan'ım? İyiyiz. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Fadile Hanımcığım siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim Elisa Hanım. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Şimdi bu hadiseyle girmek istiyorum. Çünkü bu beni çok aşırı derecede derinden etkiledi. Ne olursa olsun 82 yaşında savunmasız bir yaşlı teyzemizin uğramış olduğu durum hani insan olarak beni o kadar çok etkiledi ki bu programı da açıkçası bu yüzden yapmak istedim. Tamam hayvanları seviyoruz. Hayvan haklarında da hani koruma konusunda da o konuda da üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz ama burada demek ki bir sorun var. Hani yaşlı bir teyzenin rutin bir işini halletmek için evinden çıkıyor. O işini hallederken başına gelen o elim olay gerçekten hepimizi yasa boğdu diyebilirim. Bu olay ama hani beraberinde hayvanlarla ilgili sorunlarımızı da aslında gündeme getirdi. Hayvanlar hep bugüne kadar aslında onlara yapılan işkencelerle gündemdeyken hani bu yaşlı teyzemizin başına gelen ve bundan önce de sonuçta haber bültenlerine de çıktı. İşte köpek saldırısına uğrayan birçok vatandaşımız da oldu. İşte hayatını kaybedenler oldu maalesef. Yaralananlar oldu. Bunlar beraberinde aslında sorunları da getirdi. Ben de istiyorum ki hem tabii ki hayvan haklarını da konuşacağız ama burada mağduriyeti olan insanların hakkını da ben konuşmak istiyorum. Çünkü bilemiyorum yani o sonuçta teyzenin mutlaka çocukları vardır. Yasal davacıları vardır diye düşünüyorum. Bu olayı eksen alarak, bu olayla ilgili yani ekseni de bunu tutarak neler söyleyebiliriz? Yani öyle bir mağduriyet yaşadığımızı düşünün. Sadece bir ölüm vakası değil, yaralanma vakasıyla bile karşılaşsak neler yapmalıyız? Haklarımız neler? Şimdi evet özellikle o konudan bahsettiniz. Hepimiz çok üzüldük. Hatta bir iki yıl önce Kayseri'de de yine iki tane lise öğrencisi köpek saldırısına uğramıştı. Evet. Bir tanesi vefat etmişti. Şimdi hukuki olarak baktığımız zaman hukukumuzda önce bir yasal çerçeveyi çizeyim. Aycan'ın lafınızı kesiyorum. Bu arada şunu da tekrar söylüyorum. Teyzemize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Bunu söylemeyi de unuttum. Aslında ben dün programımda da tekrar birazcık gündeme getirmiştim. Sonuçta ailesi de hakikaten ızdırap içerisindedir. Kendilerine tekrar başsağlığı diliyorum. Şimdi hukukumuzda kusurlu sorumluluk ve kusursuz sorumluluk halleri mevcut. Evet. Burada şimdi o teyzenin tabii uğradığı saldırı sokak hayvanları tarafından bir saldırıya uğramış. Bu durumda yapılacak bir şey yok çünkü hani sahipsiz hayvanlar. Ama şu olabilir, sahipsiz hayvanlar da işte belediyelerin, yerel yönetimlerin, işte orman müdürlüğünün bunların bakımı ve gözetimi altında olan hayvanlar aslında. Tazminat davası açılabilir. Hani yerel yönetimler görevlerini yerine getirmemişse, ispatlanmışsa. Bunun dışında şeyler yapılabilir. Hani ben buraya gelmeden önce bunlarla ilgili bazı makaleler okudum. Veterinerler ya da işte köpek eğitmenleri artık hani hayvanlarla yaşamak doğal bir şey haline geldi. Evet. Bunlarla iletişime geçilerek insanlar bilgilendirilebilir. Çünkü çocuklar ve yaşlılar özellikle risk grubu altında. Şimdi okuduğum makalelerde mesela şöyle yazıyordu. İşte köpek sürüleriyle diyor karşılaşıldığı zaman özellikle işte hani onlarla göz teması kurulmamalı. Hani insanlar iletişimi göz teması kurarak sağlıyor ama hayvanlar bunu tehdit olarak algılıyor. İşte elinizde herhangi bir işte poşet olur, çanta olur. Bunu köpeğe karşı bir saldırı amaçlı değil de bariyer kurma amaçlı kullanın. Ve çok fazla hani gürültü yapmadan oradan uzaklaştırılmamız gerektiğinden bahsediyorlar. Hani çocuklar özellikle bu konuda bilgilendirilir. Ama bir de şeyler var tabii ki. Sahipli hayvanlar var. Hukukumuzda asıl bunlar düzenleniyor. Evet. Bu da kusursuz sorumluluk hallerin başlığı adı altında. Bizim hukukumuzda kusursuz sorumlulukta üç grup var. Dikkat ve özen yükümlülüğü,
hakkaniye sorumluluğu ve risk, yani tehlike sorumluluğu. Evet. Hayvan bulundurmanın sorumluluğu dikkat ve özen sorumluluğu altında düzenlenmiş. Madde diyor ki bir hayvanın bakımını geçici veya sürekli üstlenen kişi hayvanın verdiği zararı gidermekle yükümlüdür. Eğer diyor kişi bu zararın doğmasında kusurlu olmasa dahi yine de kusur sorumluluğu var. Çünkü kusura dayanan, yani haksız fiilden kaynaklanan bir sorumluluk söz konusu değil. Burada eğer hayvanı bulunduran ya da hayvanın sahibi bütün dikkat ve özeni gösterdiğini, bütün önlemleri aldığını ispat ederse sorumluluktan kurtulabiliyor. Evet. Şimdi şey olarak da burada hani hayvan sahibi dediğimiz zaman sadece bunun hani sürekli onun maliki olarak düşünmemek lazım. Diyelim arkadaşınızın bir evcil hayvanını, kediler genelde zarar vermiyor ama işte bir köpeğini geçici olarak bir günlüğüne evinize almışsınızdır. Ya da işte sokaktaki bir köpeği, yaralı bir köpeği evinize almışsınızdır. Onu bir gün ya da bir gece beslemişsinizdir. O durumda verdiği zarardan da siz sorumlusunuz. Yani illa maliki olmanız şart değil. Yani ben evime arkadaşımın hayvanını alıyorsam sorumlu ben oluyorum. Evet, o süreç içerisinde siz sorumlusunuz. Sadece bütün dikkat ve özeni gösterdiğinizi ispatlarsanız, buna rağmen hayvan bir zarar vermişse sorumluluktan kurtulabiliyorsunuz. Ama kanun şöyle diyor, bu zarar yine hayvanın içgüdüsel hareketlerinden verilmiş bir zararsa siz sorumlu olmayabiliyorsunuz. Eğer hayvanı siz kışkırtmışsanız bu durumda sizin kişisel sorumluluğunuzla gidiliyor. Evet. Zaten Melisa Hanım, hani biliyorsunuz şeyler var. Bu konuda hayvan hakları ile ilgili yasal düzenleme var, yönetmelik var. Burada işte hayvanların nasıl beslenmesi, nasıl korunması gerektiği ile ilgili düzenlemeler yapılmış. Yerel yönetimlerin çok büyük aslında görevleri var. Ya da işte evcil hayvanların satışına dair bile, mesela şey okudum, 16 yaşından küçüklere hayvan satışı yasak ama ülkemizde bunlara maalesef riayet edilmiyor. Ya da işte beslenmesi, yetiştirilmesi, üretilmesi yasak olan hayvan çeşitleri var. Özellikle işte pitbull saldırıları büyük şehirlerde daha çok oluyor. Bunların tasmasız gezdirilmemesi gerekiyor. İnsanlar hani bu durumda böyle başıboş köpek sürüleri ya da işte bu şekilde beslenen, gezdirilen köpekleri gördüğü zaman öncelikle belediyelere haber vermek zorunda. Orman müdürlüğünü haberdar etmek zorundalar ve onlar da görevlerini yerine getirmek zorundalar. Eğer görevlerini yerine getirmedikleri zaman onlara karşı da hukuk işlemler başlatılabiliyor. Evet. Evet. Burada Aycan Hanım'ın söylediğine aslında kesinlikle katılıyorum. Eklemek istediğim bir husus vardı. Mesela kesinlikle yine teyzemize ve özellikle yakınlarına ben de başsağlığı diliyorum. Çok elim bir olay. Evet. Ve maalesef hem şehrimizde hem de ülkemizin pek çok yerinde benzer olaylar yaşanmaya devam ediyor. Acem tıpkı dediği gibi, yani hayvanlar kendi idamelerini sağlayamadıkları için insanların sahipliği ise, eğer kendi sahiplerinin değilse de belli mercilerin, kurumların kontrolü altında olması gerekiyor. Şimdi burada aksi takdirde bu mesela köpek sürüsünde mevcut olayda yaşanan bir köpek sürüsü neden bir insana saldırır? Ya kuduz gibi bir rahatsızlığı olabilir, ya hastalığı olabilir, ya açtır, ya da artık çevresel faktörlerden dolayı yaşam alanı kısıtlandığı için saldırganlaşmıştır. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor aslında. Belediyelerin, il tarım müdürlüklerinin ve daha pek çok kamu kurumunun, ki bunlar çeşitli kanun ve yönetmeliklerde düzenlenmişlerdir, bu hayvanları belli barınaklarda idame ettirmesi gerekiyor. İnsanlar şehirleşmeye başladıkça, bu hayvanların yaşam alanı kısıtlanmaya başladıkça, aslında bu hayvanların şehirler içerisinde başı boş bir şekilde aç ve susuz gezmesindense aslında onlara daha farklı bir yaşam alanı inşa ederek hem onların hem de insanların güvenliğinin sağlanması gerekiyor. Aksi takdirde idarenin bir hizmet kusuru ortaya çıkmış oluyor. Mesela mevcut durumda o kadar 15 tane köpeğin bir arada gezmesi, aslında bunun zaten yetkili mercilerce gözetim ve denetim altında tutulması gerekiyordu. İlla bir vatandaşın bunu şikayet etmesine gerek yok ki, yani olaylardan sonra edenlerin de aslında çok da fazla karşılık alamadığını duyduk. Dolayısıyla bu durumda zaten belli idari kuruluşların hizmet kusuru söz konusu olduğu için ister istemez vefat eden kişinin yakınlarına karşı bir tazminat yükümlülükleri de ortaya çıkmış oluyor. Bu sadece mevcut durumda değil. Sahipli hayvanların da tıpkı Aycan Hanım'ın dediği gibi
başka bir insana veya başka bir insanın hayvanına veya malına zarar verdiği durumlarda da bu kez de o kişilerin o gerçek kişiye karşı, yani normal vatandaşa karşı tazminat yükümlülüğü ortaya çıkıyor. Yani burada aslında herkesin verdiği zarardan ve görevini yerine getirmemesinden, ihmalkarlıktan dolayı ödemesi gereken bedeller söz konusu olmakta. Evet. Şimdi bir hayvanın yaptığı eylemden dolayı hayvanın suçlanması gibi bir durum olamaz. Zaten evet. Hayvan kendi içgüdüsel olarak belki de kendini korumaya çalışıyordur yani. Evet. Ama burada sorun şu, birçok mahallede veya birçok yerde sürü halinde çok fazla köpek var. Ne olursa olsun normal, yani tek başına gezen bir köpek saldırgan olmadığı halde grup içerisine girdikleri zaman saldırganlaşıyorlar, evet, ve saldırabiliyorlar. Evet. Bu olayla beraber hani sonuçta etrafınızda, efradınızla konuşurken işte şunu sıklıkla duyabiliyoruz. Falanca yerde işte 7-8 tane köpek bana da saldırdı. İşte şu şekilde kurtuldum, bu şekilde kurtuldum. Yani sonucun bu raddeye gelmeden önce bence halledilmesi gerekiyordu. Kesinlikle. Ve hayvan barınakları, bilmiyorum Elazığ'da ne kadar var, yeterli mi? Veya neden bu kadar hayvanlar başıboş dışarıdalar? Hayvan hakları savunucuları bence şunu yapmalılar aslında. Ortada bir hayvana zarar verilirken veya eziyet edilirken, işkence edilirken ortaya çıkmaktan ziyade zaten hayvana eziyet eden kişinin psikolojisi bozuktur. Hayvana eziyet eden kişi normal bir insana da eziyet eder. Çünkü hayvan yani sonuçta bu. Bundan önce bence o köpeklerin başıboş gezmelerinin önünde durmaları gerekiyor. Mutlaka barınaklara taşınmaları için aslında, hani artık ne yapacaklarsa, konuşma mı yapacaklar veya yürüyüş mü yapacaklar, bunun için yapmaları gerekiyor. Hayvan hakları bence savunuculuğu budur. Aslında Melisa Hanım, yapılıyor da, Elazığ'da da hayvan barınakları mevcut ama bu barınakların da o kadar imkanları kısıtlı ki, hatta pek çok barınakta hayvanları maalesef belli bir süre ancak idame ettirebiliyorlar. Onların da orada temizliklerinin yapılması ve o hayvanlara yeterli mamaların, gıdaların sağlanması gerçekten maliyetli ve zor olan şeyler oluyor. Çeşitli gönüllü insanlar gidip orada çalışmaya çalışıyor ama bu sadece vatandaşların üstlenebileceği bir durum değil. Maalesef burada gerçekten ciddi anlamda bir devlet desteğinin bulunması gerekiyor. Yani biz zaten insanlar doğada bir şekilde şehirleşmeye ve kendi yaşam alanı bulmaya çalıştıkça doğadaki bitkilerin ve hayvanların yaşam alanını kısıtladığımız bir gerçek. Bu dünyanın her yerinde böyle. O zaman bizim o kısıtladığımız varlıkları da insanlara zarar vermeyecek şekilde korunması gerekiyor. Aslında hayvan hakları deyince sadece hayvana zarar vermemeyi kapsamıyor. Evet, evet. Ondan hayvanın bahsetmeye çalışıyorum insana ben. İnsana zarar vermemesini de kapsıyor. Dolayısıyla siz orada hem insanı korumak zorundasınız hem hayvanı korumak zorundasınız. Bu da nasıl olacak? Hayvanların mesela dışarıda başıboş gezen ve sürü halinde gezen hayvanların tabii ki bir arada zamanla çiftleşip çoğalmaları da daha fazla oluyor. Onlar eğer gözetim altında tutulursa en azından hayvanların sayısı da belli bir oranda düşürülebilecektir. Ama dışarıda aç, susuz ve her geçen gün artan sayıdaki mevcutta köpek olduğu için söylüyorum ama çeşitli diğer hayvanlarda da olduğunda bu ister istemez artık insanlara da zarar vermeye başlayacak. Saldırganlaşmaları söz konusu olabilecektir. Ve işin en kötüsü ne biliyor musunuz? Bence bu olayla beraber bunun gibi olaylar silsilesi aslında hayvanlara olan o nefreti daha da körükleyecek. Evet. Tamam, aslında belki herkes seviyordur hayvanları ama insanlarda bir korku var ya. Yani mesela sabahın erken saatinde yürüyüşe çıkmaktan korkuyorsunuz veya akşamları korkuyorsunuz daha tenha olduğu için. Bu ne yapacak? Ön yargıyı da beraberinde getireceği için hayvanlara karşı bir antipati oluşacak, değil mi? Bunu aslında körüklüyor. Evet, kesinlikle. Bir de mesela biz köpek diyoruz ama yeri geldiğinde kuşlar bile saldırganlaşabiliyor. Bundan birkaç yıl önceydi sanırım, basına yansımıştı İstanbul'da. Yani yürüyüşe çıkan sahilde çıkan insanlara saldıran martılar söz konusuydu. Neden? Özellikle çünkü karga haberlerini de duyuyoruz. Evet, çünkü o dönemde aç kalıyorlardı. Yani hani belli bir şey yoktu ve dolayısıyla yolda geçen insanlara saldırmaya başlıyorlardı. Yani bizim hem dediğiniz gibi o hayvanlara karşı olan insanların nefretini arttırmamak için hem de onların da sonuç itibariyle bu dünya üzerinde yaşama hakkı olduğunu gözetmemiz gerekiyor. Ve kendi insanlarımızı da korumamız için onlara dair bir yaşam alanı. Yani aslında insanlar da çok bu şekilde mağdur edebilecek şekilde yerlere değil de onları daha çok böyle kendi yaşam alanlarına, kendi doğal ortamlarına yatkın yerlerde barındırmamız gerekiyor. Evet. Şimdi sonuçta yine de asıl olan insan yaşamı. Tabii ki yani hayvanlar da çok kıymetli, çok değerli. Yani bu dünyaya ait varlıklar ama asıl olan insan yaşamı. Şimdi Fadil Hanım belirtti, evet, belediyeleri yani yerel yönetimlere çok fazla görev düşüyor. Bu köpeklerin işte ya da
genel olarak köpek tabii, kediler evet, çok yani en çok korku köpeklere evet, karşı olduğu için. Barınaklara yerleştirilmesi, bunların gerekli aşılarının yapılması, saldırgan köpeklere işte eğitim verilmesi, kısırlaştırılması gerekiyor. Hani hayvan hakları savunucuları buna da karşı. Ama işte çok ciddi bir üremeyle karşı karşıyayız. En azından hani biz tamam o popülasyon tamamen ortadan kalksın, ha işte köpek ırkı yok olsun anlamında söylenmiyor ama dediğim gibi aslı olan insan yaşamıdır. Hatta hayvanlar birbirlerine de zarar veriyorlar. Ben 2 hafta önce Ankara'daydım. Yani Dikmen'de de çok fazla böyle boş boş köpek sürüleri var. 4 tane köpek gözümüzün önünde bir kediyi parçaladı. Evet. Evet. Bunların dediğim gibi yerel yönetimlere çok fazla görev düşüyor ve yasada da şu da geçiyor. Bu sahipli hayvanlar böyle gelişigüzel tekrar sahipsiz hale getirilmemesi gerekiyor. Bu da yasak. Yani bunlar ya işte yine barınaklara teslim edilecek ya da başka bir kişiye verilecek. Yani tekrar sahiplendirilmiş olması gerekecek. Yani insanların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Evet. Sadece hani hayvanları eğitmemiz, sadece işte insanları eğitmemiz, yani toplu bir sorun olarak düşünmek gerekiyor. Çünkü artık hani birbirimizin, herkes birbirinin yaşam alanında müdahale etmiş durumda. Evet. Şeyde mesela hani Tunceli'ye gittiğimizi bilmiyorum. Tunceli'de evet, domuz sürüleri ve hani devasa büyüklükteki sürüler biz gördük. Şehir merkezinde geziyorlar sürüler halinde. Evet, evet, çünkü yakın zamanda doğal yaşamı korumak için belli ırktaki hayvanlar doğaya serbest bırakıldı. Ve orada da popülasyonun kontrol edilemediği için sayıları çok fazla artmaya başlayınca artık şehir merkezlerine doğru gelmeye başladı. Mesela köyde köylerde yaşayan belli çiftçiler de mesela Aycan Hanım'ın söylediği gibi domuz sürülerinden ve çeşitli yaban hayvanlarından şikayetçi. Neden? Adam yıllar, belki aylarca emek verdiği tarım ürünlerini o hayvanlar bir gecede kullanılmaz hale getiriyor ve ciddi zararlara sebebiyet veriyor. Dolayısıyla evet tamam, bakın bu doğru. Popülasyonu koruyalım, doğaya serbest bırakalım. Ama peki o hayvanları bu şekilde çok serbest bıraktığınızda insanların yaşamına ve insanların üretimine verdiği bir zarar söz konusu. Evet. Aycan'ın mesela dediği ve benim de kesinlikle katıldığım bir husus var. İnsanlar özellikle belli yaştaki çocuklarda çok oluyor. Hemen hayvan sahiplenme şeyi oluyor, isteği oluşuyor ve pet shoplardan pek çok hayvan satın alınıyor. Çoğu da cinsi olarak pek çok miktarda para sayılarak satın alınıyor. Bence bundansa, ki ben kişisel olarak hayvanların pet shoplarda satılmasına kesinlikle karşıyım. Yani o şekilde olmaması gerekiyor. Bu şekilde daha sokakta yaşayan, barınaklarda bulunan hayvanların sahiplendirilmesini düşünüyorum. Böylece sokakta ve barınaktaki hayvan sayısı da azalmış olacak. Ve o kişi gerçekten bir hayvan sahiplenmek istiyorsa da gerçekten hem ihtiyacı olan bir hayvana da faydası dokunmuş olacak. Böylece insanların o hayvanlar üzerindeki, hayvanların da insanlar üzerindeki etkisi her geçen gün azalmaya başlayacaktır. Evet. Şuna da değinmek istiyorum. Hani dedik ya o sürü şeklindeki hayvanların, daha doğrusu halindeki hayvanların işte üreticilere verdikleri bir zarar var. Evet. Bunu ispatladıkları takdirde hakları var mıdır ve onun dışında bir de sahipli hayvanlar, özellikle köpekler için veya başka hayvanların, bir başkasının malına zarar verdikleri zaman o karşıdaki kişinin hakkı var mıdır? Yaban hayvanları için kişilerin hani başvurabileceği bir merci. Aslında olması yine, gerekiyor değil mi? Yani bir domuz hani, sürüsünün bir kişinin düşünsenize birçok emeğini heba edebiliyor. Yani burada devlete karşı evet, bir hizmet kusurundan evet, dolayı. Yani hani yine oradan devreye giderek idareye karşı bir tazminat davası açması. En azından zararı giderilmeli oluyor diye düşünüyorum o ancak, çiftçinin, üreticinin. Evet, ancak bizim kanunumuzda bu düzenleme gerçekten eksik kalmış durumda. Yani hayvanlar salınıyor ancak bu şekilde bir yönetmelik düzenleniyor. Ancak o hayvanın vereceği zararın sonuçları da bu zarara uğrayan vatandaşın başvurabileceği yollar düzenlenmiyor. Dolayısıyla bu konuda bir eksiklik yaşıyoruz biz de. En fazla şu aşamada yapılacak şey dediğim gibi idareye tam yargı davası açıp hani belli miktarda zarar neyse onun tazminini talep etmek. Ama orada da şununla karşılaşılabilir. İşte popülasyon koruyoruz, yaban hayvanı olduğu için hani bırakılıyor şeklinde bir savunmayla onu da elde edememe durumu söz konusu olabiliyor. Orası gerçekten ciddi düzenlemeye ihtiyaç duyan bir alan. Peki sahipli hayvanları var ve benim malıma zarar veriyor. Burada benim hakkım var mı? Orada şimdi eski borçlar kanunu ile yeni borçlar kanununda böyle ufak tefek farklılıklar oldu. Eski borçlar kanunumuz diyor ki eşi bir kimsenin diyor hayvanı başka bir kimsenin taşınmasına bir zarar verdiği takdirde taşınmaz sahibi o hayvanı zapt edebiliyor. Zarar giderilene kadar el koyabiliyor.
ya da gerekirse öldürebiliyordu. Yeni borçlar kanununda öldürme ibaresi kaldırıldı. Eski hakları sahip kişi gerekli önlemleri alarak o tehlikeyi bertaraf etmek zorunda diyor. Ama tabii orada da hani somut olayın şartlarına göre gerekiyorsa tabii ki kendi hayatına ya da gayrimenkule çok ciddi bir zararla karşı karşıyaysa hayvana hani öldürme derecesine kadar gelebilecek bir zarar verebilir. Ama normalde yasak. Hani onu hani meşru müdafaa gibi daha az zararla hayvanı ya da insanı def etme hakkına sahipseniz onu kullanmak zorundasınız. Yoksa kusurunuzdan sorumlu oluyorsunuz. Şu da var, evinde özellikle köpek besleyenler için, apartmanda da yaşıyorsa köpekler özellikle geceleyin çok fazla havladıkları için bu da ciddi sorunlar oluşturabiliyor. Sadece havlamadan yana bir sıkıntımız var. Bununla ilgili hukuki bir hakkımız var mıdır? Yani komşuların köpek besleyene karşı. Yani bu konuda hani şeyden biz de genelde diyelim medyadan görüyoruz. Evet. Aslında hani evde evcil hayvan beslenmez diye bir şey yok, kural yok. Ama hani gerekli önlemlerin alınması için yasal yollara başvurulabilir. Hani köpeğin bir sorunu varsa o sorunun giderilmesi gerekiyordur. Ya da işte apartmanda besliyordur ama işte tasmasız gezdiriyordur. Apartmanda köpek besleyebiliyor muyuz? O site yani böyle bir hakkımız var mı? Kararıyla alakalı aslında. Hani site yönetimi kendi içerisinde yani bütün karar almışsa ve sitede hayvan beslenmeyeceği şekilde bir karar varsa karar gereği site sakinleri beslemiyor. Ama onun dışında kanuni bir engel yok. Herkes kendi mülkiyeti içerisinde istediğini yani yapabilecek. Yani yine de evet o karar evet. alınsa bile. Evet yani ne olabilir? Kiracıdır. Çevrede çok fazla hani rahatsızlığa sebebiyet veriyordu. Bu kira sözleşmesine son verme sebebi oluşturulabilir. Ama mülkiyet sahibi ise sanırım yapılabilecek şey sayısı çok daha azalıyor. Burada da ancak hani o hayvanın orada beslenmemesi için tedbir kararı alınabilir. Onun için de gerçekten hayvanın ciddi anlamda diğerlerine rahatsızlık veriyor olması gerekiyor. Bir de beslenmesi yasak olan özellikle köpek ırkları var. Diyelim ki bir tanıdığımız, gördüğümüz, karşılaştığımız bir kişi bu ırklardan birini besliyor. Burada hakkımız var mıdır? Onu şikayet edebileceğim, hani şikayet olma gibi bir durum söz konusu oldu, oradan düşünelim. Şikayet edebileceğimiz merci neresidir? Orada da demin anlattığımız gibi işte belediyelere, işte orman müdürlüğüne gerekli başvurular yapıp bu cinslerin beslenmesinin yasak olduğu belirtilecek ve o köpekler sahiplerinden alınıyor. Ya da şey çok ciddi para cezaları, bu sene için 5,5 mu 6,5 civarında, 6500 TL civarında bir para cezası var. Ama hani insanlar da aslında o sosyal görevlerini yerine getirmiyorlar. Devlet de gereken özeni göstermiyor. Hatta şey şimdi kanunu ve yönetmeliği ben incelerken şey ibarelerine rastladım. TRT ve diyor özel televizyon kanallarında bu hayvan hakları ile ilgili ya da işte hayvanlara nasıl davranmamızla ilgili, nasıl kendimizi nasıl korumamızla ilgili kanallarda ayda en az 2 saat, radyolarda da en az yarım saat kamu spotlarının yayınlanması gerekiyor ve bunların da hani seyircilerin izlenme oranlarının yüksek olduğu saatlere yerleştirilmesi gerekiyor. Hani ben bir düşünüyorum, ben hiç tanık olmadım ya da işte izlemediğimiz saatlerde mi oluyor? Aslında hayvan, evcil bir hayvan alacak kişinin önce bir eğitimini de alması lazım değil mi? Tanıması lazım aldığı ırkı, ne istediğini ve özellikle gençler arasında yaygın olan bir şey. Hani saldırma potansiyeli yüksek köpekler edinip zaten kışkırtıp da saldırta da biliyorlar. Bu tür vakalar da var. Aslında hani o özellikle zaten yasa olarak düzenlenmiş bazı ırklar beslenmez diye de hani bunun eğitiminin de verilmesi gerekiyor. Bilinçli bir şekilde olması gerekiyor. Ama yasada o dedikleriniz de var zaten. Şimdi mesela diyor ki evcil hayvan satışlarının 16 yaşında küçüklere yapılması yasak. Bu evcil hayvan satışı yapan kişilerin eğitime tabi tutulması gerekiyor. Ya da evcil hayvan edinen insanların da yanlış hatırlamıyorsam bir ay ya da 10 gün içerisinde bunu belediyelere bildirmesi gerekiyor. Ya da o hayvanların hani sahiplenilmesinden vazgeçildiği zaman da gerekli yerlere bildirim yapılması gerekiyor. Yani kanun var, yasal düzenlemeler var ama uygulanmıyor. Problem oradan çıkıyor. Aynen, kontrol mekanizması işlemiyor maalesef bu konuda. Evet, yani aslında tamam hayvanları seviyoruz ama hayvanları ne şekilde sevmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Eğitimlerinden bir haberiz. Sosyal olarak nasıl yaşamaları gerektiğinden de aslında bir haberiz. Zaten birçoğumuzun bir korkusu var. Tüm hayvanlara karşı korkuları var. Yani küçücük
hayvanlara karşı bile korkularımız olabiliyor. Köpekler de aynı ortamı, aynı çevreyi yaşayabilmeyi ve paylaşabilmeyi öğrenmek zorundayız. Belki de şu da olabilir. Yeterince sevgiyi ve ilgiyi bizler gösteremiyoruzdur muhtemelen köpeklere. Çünkü onların da bir telepati var. Mutlaka anlıyorlardır, hisleri vardır. Ve onlar da biz onlara şiddet gösterdiğimiz sürece onlar da aynı şiddeti bize gösteriyorlarmış gibi geliyor. Değil mi? Çünkü sürekli sokaklarda örseleniyorlar aslında sokak hayvanları. Ve belirli bir savunmaya, saldırıya geçiyorlar en ufak olayda. Evet, ama işte orada yine hep başından beri konuştuğumuz gibi topluma topyekun bir görev düşünüyor. Yani yerel yönetimler, devlet, toplum. Yani mesela diyelim besleniyor değil mi o hayvanlar, sokak evet. hayvanları. Orada işte mama kokusu alıyorlar, orayı orayla eşleştiriyorlar. Sürekli oradan besleniyorlar ve bir süre sonra işte siz onu beslemediğiniz zaman saldırgan hale geliyor. İşte belediyeler ne yapacak orada? Onlara işte özel beslenme alanları yaratacak. Yani köpekler hani orada beslendiklerine dair bir şartlandırma oluşması gerekiyor. Yani aslında çok basit önlemlerle çözülecek problemler. Ama maalesef böyle işte ölüm vakalarıyla gündeme geliyor. Ama özellikle işte o hayvan sahiplerinin şunu Gazi Caddesi'nde mesela Elazığ'da çok rastlıyoruz. İşte o yetiştirilmesi ve satılması yasak olan hayvanları gezdiriyorlar. Ya da normal bir sokak hayvanını, sokak köpeğini alıp işte saldırganlaştırmışlar. Bir tasma takmışlar, gezdiriyorlar. Onlar sahiplerinin etkisiyle verdikleri zararlardan sorumlu değiller ve direkt sahiplerinin kişisel sorumluluğuna gidiyor. Eğer o sahipli hayvanlar diyelim birisinin ölümüne sebep olurlarsa kişi kendisi adam öldürmüş gibi yargılamaya tabi olacak. Yani bunu farkında olarak hayvan beslesinler ya da ona göre eğitsinler. Bence düşünsenize sizin evcil hayvanınız bir başkasının ölümüne sebep oluyor. Yani bundan daha ağır bir vebal yoktur diye düşünüyorum. O yüzden tercihlerimizi yaparken de bazı şeylere riayet etmek lazım. Zararsız hayvanları tercih etmek lazım. Yani haberlerde veya sosyal medyada da görebiliyoruz ya piton yılanlarını bile evcil hayvan olarak alanlar var veya timsah veya aslan. Hani bu tür hayvanları zaten evcilleştirmeye çalışanların da aslında akıbetlerinde çok iyi olmadıklarını görebiliyoruz. Bir de aslında o durum hayvanlara zulümdür. Yani bazı hayvanlar evet evcilleştirilmeye yatkındır. Bu nedir? Kediler olabiliyor, kuşlar olabiliyor, köpekler. Ama bir yılanı yani verdiğiniz örnek gibi gerçekten çok denk geliyoruz. Yani özellikle sosyal medyada ya da pitonu ya da daha saldırgan vahşi hayvanı evcilleştirmeye yatkın hayvanlar değil bunlar. Bunları doğal ortamlarından alıp bu şekilde eve veya başka bir yapay ortama mahkum etmek o hayvanlar aslında zulümdür. Evet ben şey görmüştüm sosyal medyada gördüğüm. Bir bayan yurt dışında bir piton yılanını hayvan olarak, evcil hayvan olarak alıyor. Hayvanı belirli bir süre besliyor. Ondan sonra hayvanın şöyle bir belirli bir süre sonra yemek yemediğini fark ediyor. Rahatsızlandığını düşünüyor ve veterinere gidiyor. Veteriner gerekli incelemeyi yaptıktan sonra aslında pitonun sahibini bir av olarak gördüğünü ve midesinde yeteri kadar bir yer açmaya çalıştığını ve sonrasındaki avının aslında sahibinin olduğunu düşündüğünü ve bu şekilde hareket ettiğini söylemiş. Ne kadar korkunç bir şey düşünebiliyor musunuz? Evet. İşte bu gerçekten yani vahşi bir hayvanı evcilleştiremezsiniz. Yani bütün hayvanları bu şekilde yapmaya gerek yok. Açıkçası o şekildeki insanların o tarz hayvanları evcilleştirmeye isteklerini de ben çok anlamlandıramıyorum. Yani ben çok sağlıklı bir insan davranışı olarak görmüyorum. Yani mesela aynı şeyler bazı maymun türleri için de geçerli. Alıp evcilleştirmeye çalışıyorlar ama o tarz maymunlar gerçekten doğal hayatlarında çok saldırgan varlıklar. Dolayısıyla o hayvanları da aldığınızda hem çevredekilere hem de bir süre sonra sahibine de zarar vermeye başlıyor. Ya bence hayvanlar kendi doğalarında kendi o çerçevelerinde olsunlar. Ama işte hani yani. Bunlar eskiden böyle hani bize ütüp şey gibi sorunlar geliyordu. Hani bize çok uzak sorunlar gibi geliyordu. Ama işte bakın küçük bir şehirde yaşıyoruz. Burada bile artık problemimiz haline geldi yani. Hani bırakın artık o pitbull ya da işte terrier cinsi köpek gezdirenleri. İşte normal sokak hayvanları bile saldırıyor artık insanlara. Hani bir süre sonra bu konuştuğumuz çok böyle ekstern gelen örnekler de bir süre sonra toplumda yaşanmaya başlayacak. O yüzden hep beraber bilinçlenmek ve bilinçli hareket etmek zorundayız.
Evet, bence de bilinçlenmek, aslında sevmek lazım. Bir şey, zaten bir hayvanı seviyorsanız onu doğal florasından alıp getirmezsiniz, evet, diye düşünüyorum yani. Kesinlikle. Bir de zaten hayvanlar içgüdüleriyle hareket ediyorlar. Şimdi o piton sahibine bir zarar verdiği zaman herhalde bir pitonu suçlayamazsınız değil mi? Kendi içgüdüsü, doğal davranışı zaten. Kesinlikle, o seleksiyon hareket ediyor. Amacı zaten avlanmak ve yaşamını idame ettirmek. Evet. Avının ne olduğunun çok da önemi yok yani. Beslenebileceği herhangi bir şey olması yeterli. Biz insanların aslında doğada kendimize yaşam alanı oluştururken hayvanların yaşam alanına çok müdahale etmememiz gerekiyor. Yani onlara da bir yaşam alanı tanımamız gerekiyor. Ya da Allah, evet, rahmet eylesin, işte o teyze işte bir köpek sürüsüyle ya da işte saldırgan bir köpekle karşılaştığı zaman nasıl davranması gerektiği, nasıl tepki vermesi gerektiği hakkında bilgi sahibi olsaydı belki de hani daha ufak sıyrıklarla kurtarabilecekti kendini. Ya ben bununla ilgili birçok video seyrettiğimde, birçok uzmanın da görüşünü dinlediğimde birçok hayvan aynı tepkiyi vermiyor. Bazı hayvanların gözlerine bakabiliyorsunuz, bazılarını bakamıyorsunuz. Bazılarından kaçmanız gerekiyor, bazılarından kaçtığınız takdirde saldırıya uğruyorsunuz. Yani gerçekten büyük çaplı bir eğitim istiyor. Ama genel olarak işte göz teması kurmayın diyorlar. Özellikle mesela yavruları olan köpekleri, hani çocuklar yavruları sevmeye gidiyor. Kesinlikle işte annelerin, babaların buna izin vermemesi gerekiyor. Yani bunlar hani çok basit korunma yöntemleri. Evet. İşte bağırmadan hani daha böyle düşük tepkilerle bu tür şeylerin önüne geçebiliriz. Evet. Teyzemize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına da başsağlığı diliyorum. Hayvanlarla ilgili benim söyleyebileceklerim bunlar. Hani dediğim gibi, yani inşallah bu tür vakalarla bir daha karşılaşmayız. Herkes edinmesi gereken dersi umarım alır. Daha insani çerçevede yaklaşırız her şeye diye düşünüyorum. Mirasa geçmek istiyorum. Miras da önemli. Mirası, evet, alalım mı? Önce bir tanımını alalım değil mi? Gerçi hemen herkes biliyordur ama hukuksal açıdan mirası dolduralım. Kesinlikle. Yani miras şöyle aslında. Gerçek bir kişinin ölümü sonucunda veya gaipliği dediğimiz biz, yani kayıp olup artık hani ölme şüphesinin oluştuğu ve hani kişiye ulaşılamadığı durum. Bu muhtemelen kaç yılı alması gerekiyor Fadil Hanımcığım? Şimdi orada aslında iki farklı durum var. Bir, eğer kişinin kayıp olma sebebi ne? Yani haber alamama durumunda söz konusu olabiliyor. Bir de yüksek ölüm şüphesinin olma durumu söz konusudur. Bu da yanlış hatırlamıyorsam 5 ve 10'lar yıllık süreleri vardı. Ama bunların ispat durumları söz konusu olabiliyor. Yani hani bir kişi bile çıksa dese ki ben işte geçen yıl bu kişiyi aslında şurada görmüştüm veya şu şekilde sosyal medyadan, ki günümüzde artık bu var, bir şekilde hani karşılaşmıştım, mesajla konuşmuştuk dediğinde artık onun gaipliği aslında çok da söz konusu olamıyor. Ölüm şüphesi olduğunda diyelim ki mesela bir yerde Allah korusun bir patlama yaşanıyor veya bir kaza yaşanıyor, uçak kazası diyelim mesela ya da trafik kazası. Kişinin cesedine ulaşılamıyor ama kazanın vehameti gereği ölmüş olma olasılığı çok yüksek olabiliyor. Bu durumda da ölmüş olabileceğinden yola çıkılarak gaiplik kararı söz konusu oluyor. Bu tarz durumlarda artık bu kişinin mirası söz konusu olabiliyor ve bu kişinin özellikle bizim kanunumuzda kan hısımlığı üzerinden gittiği için çeşitli mirasçıları söz konusu olabiliyor. Yani mirasından faydalanabilen kişiler. Evet. Mirasçı konumuna geçebiliyor. Mirasçılar, mirastan faydalanan kişiler. Evet, aynen. O zaman bu mirastan faydalanabilecek kişileri de bence açalım. Bunlar kimler? Şöyle, onu bizim kanunumuz şu şekilde ayırıyor. İkiye ayırıyor. Bir, kanuni mirasçıları, iki atanmış mirasçıları şeklinde. Kanuni mirasçıları, öncelikle şuna değinmek istiyorum. Bizim kanunumuz kan hısımlığı üzerinden gidiyor. Yani kan bağı olan kişileri direkt olarak mirasçı olarak kabul ediyor. Bu kim? Alt soyu olabilir. Alt soyunu açmamız gerekirse şu: kişinin çocukları, torunları, torunlarının çocukları. Bu böyle silsile halinde devam ediyor. Evet. Bir diğeri üst soyudur. Üst soyu anne ve babası oluyor. Büyük anne ve büyük babası oluyor. Bu şekilde ilerleyendir. Bir diğeri de arasında kan bağı olmasa dahi eşi ve evlat edindiği kişi söz konusu olabiliyor. Bunlar da yasal mirasçıları olmuş oluyor. Bir de atanmış mirasçıları söz konusu olabiliyor. Bu da miras bırakan, kendi özgür iradesiyle mirasının bir kısmını ya öldükten sonraki devreye girecek bir sözleşmeyle, yani ölüme bağlı bir tasarruf dediğimiz sözleşmeyle veya sağken yaptığı çeşitli sözleşmelerle, miras sözleşmesiyle, vasiyetnameleriyle bir kişiyi kendine mirasçı olarak atamasıdır aslında. Evet. Bu şekilde oluşuyor. Yeri gelmişken vasiyetnameyi de ben biraz açmak istiyorum. Tamam, vasiyetname. Yani yaşarken
işte mirasım şunlara şunlara kalsın şeklinde, hani hepimiz bu kadarını biliyoruz ama her yazılı evrak miras vasiyetname olmayabilir değil mi? Hı. Hani bunun kanuni açıdan hükmünün olması için ne şekilde tanzim edilmesi gerekiyor vasiyetnamenin? Vasiyetnameler el yazısı ve sözlü vasiyetname olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kişi el yazısıyla vasiyetname hazırlıyorsa bunu noter huzurunda baştan sona kendi el yazısıyla ve tarih atarak ve iki şahit huzurunda yapmak zorunda. İki şahit. Evet. Evet. Sözlü vasiyetnamede ise o anda yazılı vasiyetname yapma imkanı yoktur. İşte olağanüstü şartlar vardır. Savaş durumu vardır ya da işte sınırlayıcı değil bunlar. Yani farklı bir şey durumdadır. Bu durumda da yine iki şahit huzurunda iki şahite vasiyetnamesini anlatarak vasiyetnamesini bu şekilde düzenleyebiliyor. Eğer bu şartlar ortadan kalkmışsa zaten el yazısıyla vasiyetname resmi vasiyetname oluyor ve onun için artık yani yapacağım bir şey yok zaten resmi. Ama sözlü vasiyetnamede bu şartlar ortadan kalkmışsa, olağanüstü şartlar değişmişse kişi değil mi yanlış hatırlamıyorum bir ay içerisinde mahkemeye başvurarak bunu yazılı hale getirmek zorunda. Getirmemesi vasiyetname geçerliliğini kaybediyor. Evet. Aslında vasiyetname bence çok mantıklı bir olay ve hemen herkesin yapması gereken bence bir evrak, düzenlemesi gereken bir evrak ama hani bizlerde şey var, pek de öleceğimizi, ölümümüze çok yakın olduğunu düşünmediğimiz için bazen kulak ardı edebiliyoruz veya öneminin aslında farkında değiliz ama. Aslında bir de vasiyetnamenin can tehlikesini taşıyoruz. Yani vatandaş şuna güvenemiyor. Önceden bir vasiyetname yaparsam, yani belli kişilere daha önceden bir dağılım yaparsam acaba diğer çocuklarımdan veya diğer mirasçılarımdan tepki alabilir miyim? Bana karşı tutumları değişebilir mi? Yapanların çoğu da zaten gizli bir şekilde yapıyor. Ancak öldükten sonra avukatın haberi olabiliyor veya noterde oluyor bir örneği. Hani o şekilde vefatından sonra artık gün yüzüne çıkmış oluyor. Aklıma şu geldi. Diyelim ki ben vasiyetnamemi bırakıyorum ve benim de diyelim ki 3 tane çocuğum var. 15 tane de evim olduğunu düşünün. İşte bir çocuğuma 10 tanesini bırakıyorum, bir çocuğuma 4 tanesini bırakıyorum, bir çocuğuma da bir tanesini bırakıyorum ama ben bunu vasiyetnamede yazıyorum. Şimdi sonuçta 3'ü de benim çocuğum. Evet. Eşit bir şekilde dağıtmadım. Çocuklarım bununla ilgili bir kanun hakları var mıdır? Yani benim anne baba olarak eşit şekilde dağıtmam gerekiyor mu? Açıkçası ben o bir tane ev alan çocuk olsam hemen dava açardım. Çünkü şöyle bir şey, kanun diyor ki saklı pay diye bir müessesesi var kanunda. Saklı pay dediğimiz şey kanunu mirasınız bu eş oluyor, anne baba oluyor ve alt soy oluyor. Yani çocuklar ve torunlar şeklinde devam eden. Hatta yakın zamana kadar 10 Mayıs 2007'de yanlış hatırlamıyorsam yapılan değişiklikle kardeş bu kategoriden çıkartıldı. Evet. Eskiden kardeş de saklı pay sahibiydi. Saklı pay dediğimiz şey normalde bu çocuklar arasında, çocuklar şeklinde örnek vereyim, miras eşit olarak paylaşılır. Kız çocuk, erkek çocuk, büyüklük, küçüklük fark etmez. Evet. Yasal olan budur. Bunun belli bir kısmı yani alt soy için yarısıdır. Aldığınız kısmın yarısı, yani yasal miras hakkınızın yarısı sizin saklı payınızdır. Bunu aileniz size vermese dahi sizin bunu kanunen talep etme hakkınız var. Yani kişi belli miktarlarda mirasını özgürce ben şuna şu kadar veriyorum, buna bu kadar veriyorum diyemiyor. Aslında Yargıtay'ın şu yönde kararı var. Kişi ölmeden önce mirasını istediği gibi dağıtabilme yetkisine sahip. Bu tasarruf yetkisini aslında tanıyor. Böyle olması lazım. Aynen, yani bu asıl olan bu zaten. Ama şu da var, özellikle bu şeyde çok yaşanıyor. Kız çocuklarına miras payı bırakmamak için önden vefat etmeden önce kişi erkek çocukları arasında bölüyordu. Bu yakın zamana kadar, hatta hali hazırda da çok görülen bir olay. Veya bir çocuğuna çok daha yakınlık hissediyor veya diğer çocuklarıyla daha az görüşüyor ama görüştüğü çocuğu üzerine bir baskı kuruyor ve olan mirasın hepsini kendisine almaya çalışıyor. Kanun kesinlikle bu saydığım kişilerde, anne babada, çocuklarda ve alt soylarında ve eşte mutlaka bir kısım dokunulmayan miras hakkını saklı tutuyor. Ama Fadil Hanım, şöyle vakalar da görüyoruz. Her ne kadar hani nahoş vakalar olsa da bazı evlatlar anne babalarına hakikaten işkence edebiliyorlar. Evet. Örneklerini görebiliyoruz. Ve işte vasiyetnameyi hazırlayan ebeveyn işte şerh düşüyor. Şu çocuğum şundan şöyle şiddet görüyorum veya kusurlarını sıralıyor. Evet. Bunları da ispat ediyor ve ben diyor kusurlarından ötürü diyor. Hani tamam çocuğumu evlatlıktan reddetmiyorum ama mirasımın az pay edilmesini istiyorum diğer çocuklarıma göre. Hani sonuçta bunu belgelendirmiş. Burada da mı hakkı
Yok, kişinin. Değil. Aslında o dediğin şey kanun iki şekilde düzenlemiş. Biri mirastan yoksunluk başlığı altında düzenliyor medeni kanunumuz. Diğerini de mirasçılıktan çıkartma ıskat olarak düzenliyor. Mirastan çıkartmayı kişi kendi ölüme bağlı tasarruf yani vasiyetname ile veya miras sözleşmesiyle yapabiliyor. Dediğiniz gibi ne oluyor? Miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarına karşı ağır bir suç işlediği halde veya miras bırakan veya miras bırakanın aile bireylerine karşı bizim medeni hukuk, aile hukukundan doğan sorumluluklarını yerine getirmediğinde bu ne olabilir? Bakımını yerine getirmiyor. Sonuç itibariyle kanun kişilerin aile bireylerine ve yakınlarına bakmayı zorunlu kılıyor. Hatta bunun için düzenlemiş olduğu bir yardım nafakası mevcuttur. Yani mesela kişi kardeşi eğer bakımı belli bir silsileyle devam ediyor. Anne babası veya kardeşi ona bakmıyorsa dava yoluyla ondan nafaka talep etme yetkisine sahip olabiliyor artık. Dolayısıyla bu tarz durumlar söz konusu olduğunda kişi vasiyetname veya miras sözleşmesiyle ben bu kişiyi mirasından çıkartıyorum diyebiliyor. Bu tarz durumlar mümkün olabiliyor. Bir de mirastan yoksun bırakma söz konusu oluyor. Mirastan yoksun bırakmayı ise kanun miras bırakana dahi bırakmıyor. Diyor ki bu saydığım hususlar gerçekleşirse eğer kişi ne bu miras bırakanın ölüme bağlı tasarruflarından ne de diğer hususlarda yararlanması söz konusu olamıyor ölüm halinde. Bunlar da neyi? Aslında bunları kanun açık açık sayıyor. Diyor ki miras bırakanı kasten ve hukuka aykırı bir şekilde öldüren veya öldürmeye teşebbüs eden. Yine diyor ki miras bırakan ölüme bağlı tasarruf yapmasını veya böyle bir tasarruftan dönmesini evet. Kalıcı olarak engelleyen. Kalıcı olarak hani yapamayacak duruma getiriyor. Bir diğeri ise yine diyor ki miras bırakanın ölüme bağlı tasarruf yapmasını veya bir böyle bir tasarruftan dönmesini aldatma, zorlama veya korkutma yoluyla sağlaması veya engellemesi. Bir diğer husussa miras bırakanın artık yeniden yapamayacağı bir durumda ve zamanda olduğu ölüme bağlı tasarrufunu yok etmesi. Bu ölüme bağlı tasarrufu açayım izleyicilerimiz evet, için. Bu evet. Vasiyetnamelerdir. Bu yapılan işte vasiyetnameleri hani nedir? Yapılmıştır. Artık adam tekrar vasiyetname düzenleyebilecek durumda değildir. Sağlığı el vermiyordur, zamanı el vermiyordur, şartlar el vermiyordur ve kişi bu vasiyetnameyi yok ediyorsa. Bu tarz durumlarda kanun koyucu diyor ki bu kişi mirastan yoksun bırakılır. Hiçbir şekilde mirasa hak kazanmaz. Ta ki miras bırakanı açıkça affettiğini söylemediği sürece. Dolayısıyla zaten bu hususları kanun ayrı ayrı düzenlemiş. Yani siz bizim o ilk başta bahsettiğimiz şey ne oluyor? Diğer mirasçılardan mal kaçırmaya giriyor artık. Mirastan mal kaçırma kategorisine evet. Giriyor. Bunu birazdan yine açalım. Aslında o kadar çok soru var ki. Efendim sorularımız var. Bizim 3 dakikalık bir vaktimiz var. İkinci kısımda sorulara mutlaka geçeceğim. Aklıma şey geldi Fadile Hanımcığım. Bazıları gerçekten muazzam bir mirasa sahip olabiliyorlar. Hı. Ve bunların çocukları da yok. Yani miraslarını bırakabilecekleri hani üst soy veya alt soy yok. Hı hı. Bunların mal varlıkları ne oluyor? Şimdi şöyle, aslında ben direkt şöyle söyleyeyim. Eğer üst soy dediğimiz sadece anne baba gibi düşünmemek lazım. Anne evet. Baba yoksa anne babanın çocukları, yani kişinin kardeşleri, bunların da hayatta olmaması lazım. Kardeşlerin çocuklarının da hayatta olmaması lazım. Üst kategoriye çıktığımızda diyelim ki bu jenerasyonda hiç kimse yok. Üst kategoriye çıktığımızda anne, büyük annenin, büyük babanın çocuklarının yani amca, dayı, teyze, hala ve bunların çocuklarının da hayatta olmaması lazım. Bu kişinin eşinin de hayatta olmaması lazım. Farz edelim ki hayatta uzaktan yakından hiçbir akrabası yok. Bu tarz durumda artık mirası devlete geçmiş oluyor. Evet. Bu da hemen geçen bilen bir süre değil. Belli bir süre yani güvencede bırakılıyor. Artık sahiplenen kimse çıkmayınca dolayısıyla artık devlete geçmiş oluyor. Yani bu varis bırakamayan kişiler için diyelim ki üst soylarına baktıkları zaman işte diyelim ki kişinin yeğenleri mevcut. Bu miras yeğenler şeklinde yeğenler içerisinde eşit mi dağılmak zorunda? Hani direkt yeğenlere geçmesi lazım değil mi yoksa? Şimdi şöyle aslında o birazcık karmaşık olarak ilerliyor. Kişinin üst kategoride yeğenlerine gidecek ama orada mesela yeğenleri için diyelim kardeşlerin kişinin kardeşlerinden biri yaşıyorsa her kardeşe zaten ortak olarak pay gidecek. Yeğenlere o anne ve babadan gelen pay neyse o şekilde gidecek. Yani diyelim şu da var değil mi?
Mesela kardeşlerinizden bir tanesi vefat etmiş, hı hı. Diğer kardeşleriniz yaşıyor. Diğer kardeşleriniz de eşit ama yiyenler de o haktan... Yok, şöyle olacak, nasıl olacak biliyor musun? Mesela diyelim ki iki kardeşi var, sadece iki kardeşin mirasçı olduğu bir ortam sayalım ve 50 bin lira mirası olsun. Evet. Kardeşlere ölmüş olsa dahi biri o miras 25-25 bölünecek. Bir kardeş 25 bini alacak, diğer kardeş ölmüş ama o kardeşin de diyelim ki 5 tane çocuğu var. Evet. Bu kez 25 5'e bölünecek ve her biri 5'er bin şeklinde alacak. Yani aslında bu böyle bir küme şeklinde dallanan bir ağaç olarak aslında soy ağacı şeklinde düşünüp kategorize her bir dala belli bir miktarda gitmiş oluyor. Mesela anne babada da aynı şey söz konusu oluyor. Anne baba eşit alıyor ama mesela diyelim anne ölmüş baba sağ kalıyor hala. Bu kez altta da eğer kişinin kardeşleri de varsa annenin payı da eşit olarak kardeşlere bölünüyor. Evet. Ama babanın payı daha fazla olmuyor. Miras biliyorsunuz zaten teferruatlı. Hemen hepimizin de işin içinde olduğumuz bir konu. Biz şurada kalmıştık aslında. Anne babadan evet. Orada bir virgül koymuştuk. Mal paylaşımından bahsediyorduk. Onu teferruatlandıralım evet. Tekrar. Şimdi onu tam olarak anlayabilmek için Meslan'ım ben önce şundan bahsedeyim. Bizim miras hukukumuzda üçlü bir zümre, bizim derece dediğimiz bir sistem söz evet. Konusu. Burada ilk derecede alt soy var. İkinci derecede anne baba var. Üçüncü derece, üçüncü zümre dediğimizde büyük anne, büyük baba mevcut. Bir de bunlara... Kardeşler hangi kısma giriyor? O ikinci zümre içerisinde giriyor. İkinci zümre, evet. Yani anne babanın alt soyu. Mesela hala, teyze, dayı, amca ise büyük anne, büyük babanınkine giriyor ve üçüncü zümreye girmiş oluyor artık orada. Benim söylediklerim zümre başkanları şeklinde bizim miras hukukunda adlandırdığımız isimleri. Bir de bunlara ek olarak bir eş var. Eş bu derecelere dahil değildir. Eş her zaman bu derecelerle birlikte farklı miktarlarda ve giderek de artan miktarlarda hep bir miras hakkına sahip olan kişidir. Dolayısıyla eşi anne baba veya çocuklarla veya büyük anne büyük babayla aynı kategoriye koymamak gerekiyor. Çünkü onun hep orada kenarda bir payı mutlaka bulunuyor. Dolayısıyla mesela az önce de reklam arasından önce bahsettiğimiz hususta da kişinin diyelim çocukları alt soyu hiç yok. Ve sağ kalan bir eşi de yok. Sadece babası ve kardeşleri sağ. Bu durumda kişinin mirası sanki annesi de hayattaymış gibi öncelikle ikiye bölünecek. Bir miktarı babaya gidecek, yani yarısı babaya gidecek. Diğer yarısı da anne öldüğü için annenin payı halefiyet ilkesi gereği kardeşler arasında eşit olarak paylaşılacak. Evet. Bu şekilde ilerleyen bir süreç var. Yani hani direkt olarak kardeşlere bir pay gitmiyor. Kardeşlere giden pay aslında annenin payı. Evet. Şimdi seyircilerimizden bir iki sorumuz vardı. Onlara bakacağım. Efendim sorularımızı sorarken daha net ifadeler kullanırsak, biraz daha açarsak daha sağlıklı cevaplar alacağız. Bu arada sorularımız, görüşlerimiz, önerilerimiz için 0506-094-67-23 nolu WhatsApp hattımızı veya normal mesaj hattımızı da kullanabilirsiniz. Şöyle sorumuz seyircimizden. Bir baba çocuğu eşcinselse ve erkekken cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olmuşsa, bu çocuğu bu nedenle mirastan men etme hakkına sahip midir? Biraz önce Fadil Hanım da anlattı. Öyle bir hakkı yok. Çünkü bizde bir mirastan çıkarma, yani ıskat denilen bir müessese, bir de mirastan yoksunluk sebepleri var. Mirastan çıkarma da iki madde halinde sayılmış. Birincisi işte mirasçı, miras bırakanı veya yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemişse. İkincisi de aile hukukundan doğan yükümlülüklerini, sorumluluklarını yerine getirmemişse mirastan çıkarabiliyor. Yani bu da toplumdaki işte evlatlıktan red, yani evlat evet. Miras hakkından yoksun bırakılması. Yoksa bunun yasal bir düzenlemesi yok. Öyle bir hakkı yok. Sonuçta oğlunun kişisel tercihiyle ilgili bir şey. Ailesine zarar verici, evet hani toplumsal anlamda kabul edilebilir bir şey değil. Ağır bir yük ama yasal olarak öyle bir hakkı yok. O ağır suçları birazcık açalım mı? Aslında çoğumuz ağır suçlar hani dolduramıyoruz aynen. Kelimelerin içine. Şöyle demek lazım. Yani ağır suç dediğimde öldürme veya öldürmeye teşebbüs olarak algılamasınlar. Çünkü zaten onu mirasta yoksunluk sebebi olarak görüyor. Kanun onu zaten ağır olarak benimsiyor. Bu ağır suç ne olabilir? İftira suçu olabilir. Ayrıntıya girersek. Mesela kişi uzun süre hürriyetinden yoksun bırakma suçu olabilir. Ciddi bir şekilde yaralaması söz konusu olabilir. Bu ve benzeri durumlar ağır suç kategorisine giriyor. Ama unutmamak gerekiyor ki bu tarz şeyler olayın kendi iç mahiyetine göre değişen hususlar olduğu için evet. Her olaya göre ayrıca değerlendirmek gerekiyor.
Evet. Bir de bu soru aslında çok iyi oldu. Aycan'ın da az önce değindi. Bizim toplumumuzda bir şey var. Hani evlatlıktan reddetmek istiyorum. Evlatlıktan reddedebilir miyim? Türk kanunları henüz daha evlatlıktan reddetme diye bir müessese mevcut değil yani. Bu bizim kanunlarımızda böyle bir şey mümkün olması söz konusu değil. Artık çocuğunuz varsa ve bu sizin nüfusunuzdaysa ve sizin çocuğunuzsa çocuğunuzdur. Bunu evlatlıktan reddedebilmeniz kesinlikle mümkün değil kanunlar. Peki yeri gelmişken aslında belki konumuzla çok alakalı olmayabilir ama bir evlatlık, çocuk alıyorum. Belirli bir yaşa geliyor, sonra hani belirli nedenlerden dolayı istemiyorum. Onu bu evlatlıktan çıkaramıyor muyum? Çünkü sonuçta benim bana ait bir çocuk değil biyolojik olarak. Şimdi evlatlık şöyle bir şey, kanunlarımızda artık bir kişi evlat, zaten evlat edinebilmeniz çok basit şeyler değil. Evet. Bunlar için evli olmanız gerekebiliyor. Evli değilseniz 30 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Evlat edineceğiniz kişiyle belli bir yaş aralığının olması gerekiyor. Kanunda bunlar çok ayrıntılı ve açıkça düzenlenmiştir. Zaten evlat edinebilme, mesela şu mümkün değil. Evlat edinilen kişinin evlat edinenden büyük olması kanunda mümkün değil. Çünkü arada belli bir yaşın olması gerekiyor kendisinden. Küçük olması gerekiyor. Bunların hepsi evlat edinen kişinin veya evlattığım mirastan yararlanmasını, yani hani bunun bir şekilde gayrimeşru bir tabana yayılmasının engel olmasıdır. Ve bir kişi evlat edinecekken zaten çeşitli prosedürlerden, güvenden ve çocuk yaşta edinecekse bu tarz kurumların pek çok gözetiminden geçiyor. Dolayısıyla evlat edindikten sonra bu kişi artık sizin normal öz çocuğunuzla aynı şeye geliyor. Evlat edindiğiniz kişi sizin artık mirasçınız oluyor. Yani sizin mirasınızı alamaya hak kazanıyor. Hatta evlatlığın şöyle bir durumu var. Kendi biyolojik ailesinin de mirasçılığı devam ediyor. Yani hem siz evlat edindiğiniz için sizin mirasınızı alabiliyor, hem de kendi öz ailesinin mirasını alabiliyor. Fakat siz mesela kendi evlat edindiğiniz kişinin mirasını alamıyorsunuz. O da sizin üst soylarınıza, yani anne babanızın, büyük anne büyük babanızın veya kardeşlerinizin mirasına hak kazanamıyor. Ancak sizinkine hak kazanıyor. Ya böyle bir şey olduğu için o artık evlilik içerisinde bir çocukmuş gibi değerlendirildiği için hani evlat edindim, yarın vazgeçtim, evlatlıktan çıkarayım gibi değil bir mi? Keyfiyeti ortadan kaldırması gerekiyor. O da hani demin bahsettiğimiz gibi hani evlatlıktan reddetme değil de şu mirasçılıktan çıkarma şartları oluşmuşsa onu da hani kendi öz evladı gibi olduğu için, yasal mirasçısı olduğu için ancak o sebeplere dayanarak mirasından mahrum bırakabilir. Burada en çok hoşuma giden şu oldu. Hani evlatlık verilen çocukların kendi biyolojik ailesinden de miras alabilme, evet, haklarının olması, evet, belki de birçok insan bundan bir haberdir. Evet, evet. Bu da güzel oldu. Bu kanunda açık ve net olarak düzenlenmiş bir husustur. Yani kişi hem kendi evlat edindiği kişinin hem de öz ailesinin mirasçısı konumundadır. Onlardan miras hani alır. Diğer şekilde Fadile Hanım'ın dediği gibi hani evlat edinen evlatlığa mirasçı olamıyor. Çünkü evet, hani düşünün işte annesi babası olmayan zengin bir çocuk evlat edinmiştir ve bu hani kötü amaçlarla da evlat edinilmiş olabilir. Evet, belli evet, şeylerin önüne geçilmek için konulmuş. Evet. Yani evlatlıkta zaten mirasçılık tek yönlü olarak ilerliyor. Sadece evlat edinilenin menfaatine olacak bir şekilde ilerliyor. Evet. Diğer seyircimizden şöyle bir sorumuz var. Annem vefat ettiğinde babamın bir tane evi vardı. Babamın bir tane evi vardı. Babam yeniden evlendiğinde yeni eşi evde hak iddia edebilir mi? Edebilir. Biraz önce yine Fadile Hanım o hani zümrelerden ve yasal mirasçılık oranlarından bahsetti. Anne vefat ediyor ve annenin üstüne değil mi ev? Babamın evi diyor. Efendim sorularımızı daha net yazarsak muhtemelen babamın evi dediğine göre. Ama şu değil aslında midir? Evlilikte zaten mal ortak değil mi? Veya şunu da yapalım. Ev bir babanın olsun, bir diğer örnekte de annenin olsun. İkisinde farklı işler mi? İkisinde de çalınmayacak. İkisinde de aslında yeni eşin mirasına engel olmayacak. Fakat yeni eşin miras, yani yeni eşin ondan faydalanma oranını etkileyecek. Sadece oransal olarak bir etkisi olacak. Ama haksızlık olmuyor mu bu? Sonuçta kadına olmuyor ait bir evin sadece çocuklarına kalması gerekmiyor mu? Burada evlilik zaten boşanmayla bitmemiş, ölümle bitmiş. Dolayısıyla artık baba ölen annenin mirasçısı konumunda. Yani mirasçı bir eş. Dolayısıyla çocukları da olduğu için baba annenin o evinden zaten dörtte bir oranında yasal olarak miras hakkı sahibi. Hani şey gibi de anlatabiliriz Hadir Hanım. Hani dört bir bütün olarak kabul edelim. İşte anne ölüyor. Evet. Üç tane evet, çocuğu var ve baba kalıyor. Dörtte üçü zaten çocuklar arasında üçte bir, evet, bir bölüş şeklinde paylaşılıyor. Kalan 1/4 de babaya geçmiş oluyor. Baba evlendiği zaman işte yeni bir eş var ve diyelim baba vefat etti. Yine babanın o dörtte bir payı önce çocuklara bölünüyor, yani dörde bölünüyor, üç çocuğa gidiyor.
kendisine düşen miktar eşine geçiyor. Evet. Ya miras o kadar geniş ki hemen unutmadan şunu da sormak istiyorum. Diyelim ki işte erkek, karısı vefat etti, karısından bir ev vardı. Ve evlendi, yeni evlendiği kadının da çocukları var. Çocuklar da mirasçı olabiliyor mu? Yok. Şöyle yeni eşten çocuklar öz kendi, yani adamın çocukları mı yoksa evlendiği eşinin evlendi, başka evlilikten? Yeni evlendiği kadının çocukları olarak düşünelim. Başka evlilikten olan evet, çocukları. Evet, başka evlilikten. O zaman olmuyor. Çünkü eğer onlara evlat edinmediyse bu yeni evlendiği eşi, o çocuklara evlat edinmediyse olmuyor. Çünkü o çocukların soy bağı başka bir babayla bağlı olduğu için ve onun mirasçısı, kan arada da kan hısımlığı söz konusu olmadığı için mirasçısı olamıyor. Bir de az önceki seyircimiz sorduğu soruya şöyle bir şey de diyebiliriz. Yeni eşin ancak hak kazanamaması durumu boşanma durumu da söz konusu olabilir. Çünkü kişiler boşandığında kişilere miras kalan maldan hak talep evet, edemiyorlar. Evet, evet. Ama ancak baba ölür, diğer eş hala devam ederse o da miras yoluyla geçmiş olacak. Peki bir olacak. Şey söyleyeceğim. Diyelim ki anne üzerinden hareket ediyoruz ya. Kadın yaşarken vasiyetnamesini bıraktı. Benim ölümüm dahilinde, ölümüm evet. gerçekleştiği zaman ben bu evimin sadece çocuklarıma kalmasını istiyorum ve eşimin bundan men olmasını istiyorum. Çünkü birçok kadın da vardır ya hani yeni bir eşi hani hayali bile olsa tahammül edemeyebiliyorlar. Böyle bir hakkı. Hayır. Biraz önce yine de Fadile Hanım anlattı. Saklı payına dokunamıyor. Mümkün değil. Bir de çocuklarla olduğunda eşin saklı pay oranı aslında çok yüksek. Eğer eş çocuklarla birlikteyse saklı pay oranı 1/4 oranında. Çocuk yok anne babayla olan yani benim dediğim ikinci zümreyle birlikteyse yarısı. 1/2 onun gizli payı olmuş oluyor. Ancak mesela büyük anne büyük babayla falan olduğundaysa tamamı orada aldığı 1/4 oran tamamı onun saklı payı olmuş oluyor. Hatta eşin şöyle bir avantajı bile var. Diyelim ki vefat ettiği eşinin çocukları yok. Anne babası, kardeşleri o jenerasyondan kimse yaşamıyor. Büyük anne, büyük baba, amca, dayı, teyze ve hala da yaşamıyor. Bu durumda eş bütün mirasa tek başına sahip oluyor ve ne amca çocuklarına, işte dayı çocuklarına geçiyor ne de devlete geçiyor. Bütün miras eşe kalmış oluyor. Hani biz biraz önce reklam arasında da konuştuk evet. ya. Şimdi bazı insanlar hakikaten insanın tüm duygularını sömürebiliyorlar. Hani kötüye kullanma durumları da olabiliyor. Efendim mesajlarımız geliyor. Mutlaka ben mesajlarınızı okuyacağım. Sadece şunu istiyorum sizden. Biraz daha teferruatlandıralım ki net anlaşılsın. Diyelim ki işte bir amcam var. Amcamda çocukları yok. Evet. İşte 80'ine merdiven dayamış. Ve büyük de bir mal varlığına sahip. Genç bir kadın hani zaten yakın bir tarihte vefat edecektir. Tüm malı bana kalacak. Ben bu şekilde evleneyim gibi bir görüş sahibi. Ve bizler de bundan haberdarız. Şimdi evlendikten sonra kişi ölüyor ve hani belgelendirebiliriz diyelim ki hani niyetini bir yerde konuşmuştur, iki kişi şahittir gibi. Hani bu şekilde de tekrar ben mirasçısı olamıyor muyum? Hayır, öyle bir şey yok. Evlendiğiniz zaman ve sizin hani usul yani usul ve furu ilişkisi evet. alt soyunuz ve üst soyunuz yoksa tabii ki evlendiğiniz kişiye kalacak. O yüzden yaşlı insanlarımız, yaşlı erkekler genç kadınları tercih etmesinler. Yani orada aslında biraz sonra konuşacağız. Muvazaa danışıklı bir dövüş var yani. Evet. İki tarafta aslında neyin ne olacağını biliyor. Tabii ki yani yaşlılıkta ya çocukları varsa annelerine babalarına hizmet edecekler, bakacaklar. Ya da işte hem evlendirecekler, o genç kadın o adama bakacak, yıllarca bakacak, onun eziyetini çekecek. Ondan sonra da hiç, yani malımızdan, mülkümüzden hiçbir şey almasın. Bu ahlaken de çok yanlış evet, bir şey. Evet, işte aynen diyorum onda ya. Onda ancak şu olabilir, yani kişi mesela mirası için evlenmiştir. Ama evlenmiş ve mirasa bir an önce sahip olma duygularına sahipse ve bu konuda eğer miras bırakan zarar veriyorsa mesela öldürmeye teşebbüs ediyorsa veya ölümüne sebebiyet veriyorsa ve bu ispatlanabilecek durumdaysa ve mesela diyelim çocuklardan biri bunu hani ispatlayabiliyorsa dava açar ve mirastan yoksun olma sebebi olarak gösterilip bu kez mirastan hak kazanmamız söz konusu olabilir. Ama onda da dediğim gibi yani biz saydık zaten onları. Belli prosedürler var. Onları hani yapmış olması gerekiyor. Ne yapabilir? İşte ölüme bağlı tasarrufları yapmasını ve engellemiş olması gerekiyor. Veya kendi lehine olabilecek şekilde zorlamış olması gerekiyor. Öldürmeye teşebbüs etmiş olması gerekiyor veya öldürmüş olması gerekiyor. Bunda da mirasçının onu açıkça affettiğine dair de hiçbir delilin olmaması gerekiyor. Şimdi aslında bu konu o kadar geniş bir konu ki insanın aklına evet. o kadar deli sorular geliyor ki. Hani diyorum ya biraz duygusal açıdan da sömürüldüğü için veya kötü niyetle olduğu için. Şimdi şöyle bir örnek daha soracağım. Mantıksız da gelebilir ama hayat içerisinde gördüğümüz için söylüyorum. Evet. Diyelim ki siz anneniz bir
biriyle evlendi. Ve o kişinin de çocukları yok. Hani sizin babanız ölmüş olabilir veya anneniz ayrılmış olabilir o kişiden. Ve annenizin evlendiği kişinin mirası var ve annenizle evli olduğu süre zarfında da vefat ediyor. Sizler hani annenizin malına ortak olabiliyorsunuz değil mi? Evet. Hani annenin o diyelim ki o adamdan da çocuğu varsa yine eşit bir şekilde istifade edebiliyor muyuz? Veya yok, o adamın tüm malları biyolojik çocuğuna geçer o zaman. Yok. Öyle eşin olmuyor. Hani çocuklarla beraber aslında biraz oldu. Teknik de bir konu olduğu için hepimizin kafası kırıyor. Yani bunlar hesaplamalar üzerinden gidiliyor. Orada da işte çocuklar yasal olarak eşit mirasa sahipler. Sağ kalan eş dörtte bir. Evet, oranında. Oranında. Yani dörtte birini alabiliyor. O yani, dörtte birinden kendi annesinden düşen payını tabii ki alır anne öldüğü zaman. O onun yasal hakkı. Ben annemin yeni evlendiği eşinden şu şekilde ancak miras alabiliyorum, hak kazanabiliyorum. Anneme düşen pay üzerinden kazanabiliyorum. Evet. Bu aslında şey değil yani. Hani izleyicilerimize belki haksızlık gibi geliyor olabilir ama bu öyle değil. Yani bunu şöyle düşünmek gerekiyor. Dededen babaya kalan bir miras var. Babadan çocuğa kalan bir miras var. Bu da öyle. Anneye eşten kalan bir miras var. Dolayısıyla anne öldükten sonra o miras geri eşe veya eşin çocuklarına geçecek değil. Annenin kendi çocuklarına geçecek. Evet. O şekilde ilerliyor. Evet. Bir seyircimizden de şöyle bir soru var. Bana atılan bir iftira, savcılıktan temiz kağıdı aldım. Hiçbir suçunun olmadığı kanıtlandı. Ben bu şahıslara maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahip miyim? Bana sadece atılan iftiradan dolayı böyle bir suç var olmadığı kanıtlandı. Sadece maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorum. Bu konuda bana bilgi verebilir misiniz? Yani bu miras hukukuyla ilgili bir soru değil zaten ama tabii ki. Evet, soru. Tabii ki maddi ve manevi tazminat davası delillendirdiği takdirde açabilir. Hatta ben tavsiye ederim gidip iftiradan dolayı önce bir suç duyurusunda bulunsun. Evet. Aynen. Akabinde de maddi manevi tazminat davasını açsın ama çok geciktirmesin, süreye tabi çünkü. Ya ben şeyi çok merak ediyorum, hani yeri gelmişken, hani ünlülerde daha sık gördüğümüz için onların kendi içlerinde yaşanan şey bizlere de nüksettiği için görebiliyoruz. Normal sosyal hayatta göremesek de veya farkında olamasak da diyelim ki işte ben bir trilyonluk bir tazminat davası açabilirim gibi astronomik rakamlar veriyorlar. Bu tazminat davalarının hani üst limiti var mıdır? Değişiyor. Şöyle değişiyor. Suça göre mi değişiyor? Bu mesela burada şey yaptı. Haksız fiilden dolayı aslında kişinin iftiradan dolayı adli bir soruşturma geçirmesinden dolayı maddi manevi tazminat. Maddi zaten orada. Bu suçta mesela ne yapmıştır? Kendini avukat tutmak zorunda kalmıştır. Avukata yaptığı harcamalardır. Dosya farklı bir ildedir. Ara ara gidip gelmiştir. Gelmek zorunda kalmıştır. Yol parası, yol ücreti. Bunlar maddi tazminata girer. Ya da çeşitli harcamalar yapmıştır. Ya da iş yeri vardır. Bu suçtan dolayı işte maddi kayıplara uğramıştır. Ya da işinden olmuştur mesela. Evet. İşten atılmıştır. Bunlar maddi tazminata girer. Bir de manevi olan var. Manevi olan da ona verdiği elem, ızdırap şeklinde düşünmek gerekiyor. Ama bu tazminatlara hükmedilirken kişinin bu konuda manevi olarak yaşadığı hani ızdırap, acı, keder düşünülüyor. Maddi olarak da zaten onlar kalem kalem hesaplanıyor o şekilde. Belli bir miktara ve karşı tarafın da ödeyebileceği güç oranında bir denge sağlanarak veriliyor. Yani öyle ben astronomik rakamlar istesem dahi eğer karşı tarafın avukatı varsa aldığı tazminattan fazlasını karşı tarafa yani ödemek zorunda kalabilir. Yani gelirini mi beyan etmesi gerekiyor? Kişinin gelirine göre tazminat davası. Yani geliri de önemli. Mağdur olan kişinin mağduriyet seviyesi de önemli. Mesela kişi hiçbir işinden hiç şey olmamıştır. İşinden olmamıştır, hiçbir şey olmamıştır. Avukat da tutmamıştır. Yani maddi olarak herhangi bir kaybı söz konusu olmamıştır. Dolayısıyla burada maddi tazminatı hükmedecek herhangi bir husus kalmamıştır. Ama o manevi olarak illaki etkilenmiştir. Orada manevi tazminata hükmediliyor. Hatta tazminatlar konusunda açıkçası biz zaten bu konuda biraz mağduruz da aslında. Yani bizim ülkemizde manevi tazminat kültürü maalesef çok yaygın değil. Evet. Ve çok hani düşük rakamlara hükmediliyor. Son yıllarda hani yeni yeni. Benim kişisel görüşüm bence manevi tazminat oranlarının gerçekten yüksek olması gerekiyor. Evet. Yani maalesef bizim kültürümüzde henüz daha tazminatların miktarı zaten yükselmedi. Olması gerekenden bile az hükmediliyor. Evet. Diğer seyircimizden de şöyle bir sorumuz var. Hocam benim dedem ikinci kez evlendi. Bizler de doğal mirasçılarıyız. Dedemin evlenmeden önce aldığı mala eşi ortak mıdır? Evlenmeden önce aldığı mala.
Yoksa evlendikten sonra alınan malı mı ortaktır? Dedemin eşinden bir çocuğu ya da eşin daha önceden bir evliliği yok. İsmini vermek istemeyen seyircimize de selamlar. Şöyle ki izleyicilerimiz biraz boşanmanın sonuçlarıyla mirasın sonuçlarını karıştırmışlar. Eğer eşi boşanırsa evlenmeden önce aldığı mallar üzerinde hiçbir hakkı sahip değil. Evet. Ama eğer dedesi vefat ederse eşi olaraktan, onlar zaten torunları bu şekilde hani şey olacak. Eş zaten sahip olmuş olacak dörtte bir oranında. Payı olmuş olacak zaten. Yani mirasçı olmayla boşanmanın sonuçlarını tam ayırt etmek gerekiyor. Yani herkes hakkına razı olmayı öğrenmek zorunda toplum evet. olarak yani. Hani haklarımızı ben daha, bilsek. Evet. Evet. Hani bazen insanlar haklarını aslında. Bildiği halde yani kimse çıkarlarına aykırı bir düzenlemeyi hoş karşılamıyor. Ama burada işte diğer tarafın da haklarının olduğunu kabul ederek o sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirerek olaylara baktığımız zaman daha adil düşünebiliriz. Evet. Hatta ben şey söyleyeyim, toplumda karşılaştığım yanlış bir algı da var. Yani belki izleyicilerimizden de ilerleyen aşamada soru gelecektir bu konuda ama şu algı bile var. Eğer evlendiyse yeni eşi ve yeni eşin o evlendiği kişiden çocuğu yoksa eş hiç miras almayacakmış gibi bir algı oluşmuş toplumda. Bu nasıl oluşmuş ben bilmiyorum. Yani bu konuda hiçbir fikir sahibi de değilim ama böyle bir şey de yok yani. Hani direkt olarak sahip oluyor. Hatta şöyle bir şey var. Eşin alt soyu yoksa yani çocuk yoksa gittikçe eşin payı artar. Yani yükseldikçe artar. Evet. Şimdi bir seyircimiz şöyle mesaj atmış. Hakikaten okuduğumda biraz da vicdan olsun istiyor insan. Şöyle demiş. Annem vefat edince babam yeniden evlendi. Babam yeni ev aldı. Ev ve arsaların taposunu almıyor. Bize miras kalmasın diye yerine senet alıyor. Kendisi ölünce yeni eşi senet karşılığı tapuları alacak, böylelikle bizi saf dışı etmeye çalışıyor. Biz bunlara hak iddia edebilir miyiz bizden mal kaçırdığı için? Evet. Muvazaa. Evet. Biz buna muris muvazası diyoruz. Evet. Muvazaa zaten kelime anlam olarak danışık. Yani danışıklı evet. bir işlem. Başka örnek de verebiliriz ya da örnek üzerinden gidebiliriz. Kişi normalde işte yasal mirasçılarından mal kaçırmak için ya işte mesela tapuya gidiyor, satış gibi gösteriyor. Diyelim iki tane çocuğu var. Evet. Bir tanesine mal kalsın istemiyor. Diğer çocuğuna gidiyor, sağlığında satış yapmış gibi gösteriyor tapuda. Halbuki bağışlama işlemi yapmış. Tabii ki miras bırakan hani zor olmadığı için devam yani yaşamı devam ettiği için o süre içerisinde bir dava açamaz. Ama öldükten sonra bu bir süreye de tabi evet. değil. İptal ve tescil davası açarak kendi payını üstüne alabiliyor. Baba yeni evlendi, eşin üstüne de eklese, hani üstüne eklesin. De varsa tapuyu yine de şey evet, alabiliyor. Ve hatta daha güzel bir tarafı var. Normalde bu tarz şeylerde delil sıkıntıdır. Yani hı-hı. resmi delillerin olması lazım. Tanık deliline itibar edilmez. Ama bu tarz davalarda tanık dahi önemli bir delildir. Şimdi burada senet diyor. İlerleyen süreçte yalnız şu var. Bu davayı babası ölünceye kadar açamaz. Ancak öldükten sonra açabilir. Bu dağda senetler söz konusu. Şimdi ilerleyen süreçte bu konuda dava açıldığında mahkeme bakacak. Tamam bu kadarlık senet var. Bu kadın bu evleri almış ama bu senetlerin bedeli nereden geldi? Kadın ev hanımı çalışmıyor. Ya çalışıyorsa? Ama çalışıyorsa da geliri acaba o senetleri yapabilecek. Mesela asgari ücretle çalışan bir kişi o senetleri düzenleyebilecek. Yani o senetlerin karşılığını sağlayabilecek. 2-3 ev alabilecek kapasitede mi? Ve buna karşın ölen eşin yüksek geliri var. Yani bu alabilecek. Yani artık bu 1-2 tanıkla da dinlendiğinde ispatı su götürmez olarak ortaya çıkacaktır. Dolayısıyla yani ispatı da çok kolaydır aslında bu tarz davaları. Burada sorun evet. aslında şeyden çıkıyor. Diyelim ki işte evet babanız size diğer kardeşin çocuğuna mal vermemek için işte tapuda satış gibi gösterdi ve aslında size bağışladı. Siz de bu diğer kardeşiniz bunu öğrendi. Bu arada siz de bir başkasına bunu aynı işlemi yaptınız. Orada da hani bir sorun çıkıyor. Kardeşiniz muhatabınız değil artık. Orada iki kişiyi birden dava edebiliyorsunuz. Ve kendi yasal hakkınızın yine size tescil edilmesine... Ay canım bir dakika ben anladığım şekilde söyleyeceğim. Çünkü mevzu hukuk olunca kafamız karışabiliyor. Evet. Şu şekilde örnek üzerinden. Diyelim ki biz üç kardeşiz. Ve benim erkek kardeşim diyelim ki işte bir şekilde babamın tüm mallarını babam yaşarken hı hı. kendi üstüne aldı. Hı hı. Hani
vefat durumunda bizler mirasçı olamıyor muyuz? Hayır, sorayım. Siz bu şekilde. İşte demin anlattım, biz olabiliyorsunuz. Muvazaa davası açılıyor. Kendi payınızı işte delillerle ispatladığınız takdirde kendi payınız tekrar size geri dönüyor. Evet. Ama bu arada diyelim ki o üzerine mal varlığı geçirilen kardeşiniz de bu malları hani o yasal süreci engellemek için bir başkasına geçirdi. Bu durumda da iki kişiyi birden, yani hem kardeşinizi hem de o üstüne mal geçirilen kişiyi davalı olarak gösterip onlardan bedeli alabiliyorsunuz. Ama orada kanun işte iyi niyetli ve kötü niyetli, evet, üçüncü kişiler açısından bir ayrım yapıyor. Ama orada yine kardeşinden şey dese, bedeli alabiliyor. Hani dese ki benim ihtiyacım vardı, diyelim ki ortada bir evden bahsediyoruz. Diyelim ki kardeşim işte götürüp evi de farklı kişiye devretti. Hani bunu şey olarak gösterecek, işte ben para ihtiyacım vardı veya iflas ettim, evi elden çıkardım şeklinde bunu. Ama o zaman o aldığı bedeli de ispatlaması gerekiyor. Bir bedel alması gerekiyor. Yani işte 100 bin liraya bir ev satmışsa o 100 bin lirayı aldığını ya da işte harcamışsa, evet, nereye harcadığını, iflas ettiğini belgelendirmek zorunda. Bir de şimdi şu var, kardeşler arasında Aycan Hanım'ın söylediği yöntem davayla gerçek payı oranında alma olasılığı var. Bir de bizim tenkis davası dediğimiz bir dava var. Burada da hani öncesinde bahsettik ya saklı pay oranları diye. Bu kardeşler için Aycan Hanım'ın söylediğinde bir alabiliyorsa benim söylediğim davada en kötü ihtimalle yarısını alabiliyor. Yani 1/2 alıyor. Bundaysa isterse mesela eşin üstüne istediği kadar yapsın. Yani bu miras olduğu artık ispatlandıktan sonra veya diğer kardeşin üzerine istediğini yapsın. Benim sonuç itibariyle orada bir saklı payım olduğu için tenkis davası açarım ve benim en azından saklı olan payımın bana iadesini talep edebiliyorum. Bu çok davalar büyük hangi mahkemeye açılıyor? Bunlar Asli Hukuk Mahkemesi'ne açılıyor. Asli Hukuk Mahkemesi'ne, evet. Bir şey, gayrimenkulün bulunduğu yer mahkemesinde açacaksınız. Eğer gayrimenkul yoksa, birden fazla varsa bir tanesini bulunduğu yerde açabiliyorsunuz. Ya açıkçası ben mesela adliyede de sık sık karşılaşıyorum. Vatandaşların çoğu bu duruşmaları tek başına takip etmeye çalışıyorlar ama biraz zor ve teknik bir evet, konu. Evet, teknik. Yani hani biz bile bunları hesaplarken bazen alanında uzman akademisyenlerden hani görüş alabiliyoruz. Dosyayı bilirkişi olarak onlara göndermesini isteyebiliyoruz mahkemelerden. Hani herhangi bir hak kaybı olmaması için. Dolayısıyla başına böyle bir şey gelen biri varsa kesinlikle bir meslektaşımızdan yardım alması çok önemli. Şart, evet. Şart. Konuşurken bile insanın kafası karışıyor yani. Diğer seyircimizden şöyle bir sorumuz var. Aile şerhi konulmuş daireye haciz gelebilir mi? Gelir. Bir sıkıntı gelir yok. Ama şimdi şey hani icra hukukunda artık şu da var. Eğer kişinin yani yaşamasına müsait sadece bir evi varsa. Evet, haciz edilemiyor. Haciz edilemiyor. Yani şey olabilir, haciz şerhi konulabilir tapuda. Ama şu farklıdır. Tapuda üstüne haciz konulup satış yapılmasına engel olmak ayrı bir şeydir. Hı hı. Eve direkt olarak hacize gitmek ayrı bir şeydir. Yani o ikisini ayırması gerekiyor. Ben tekrar evlatlık konusuna geri dönmek istiyorum. Şimdi hani dediniz ki kişi evlatlık aldı. Evlatlık aldığı süre zarfında o kişinin çocuklarının olmadığını düşünelim. Hani evlatlığını aldı. Ondan sonra da bu kişinin biyolojik olarak kendi çocukları oldu. Evet. Bu çocuklar eşit şekilde malından istifade edebiliyorlar. Artık, peki evlatlığın çocukları yani torunlar da eşit değil mi? Yani burada hiçbir şey sıkıntı yok. Ya evlatlık evlat edinen için öz çocuğundan hiçbir farkı yok. Evet. Evet evlat edinen evlatla mirasçı olur mu dedik. O da olmuyor. Yani siz birini evlat edindiğinizde evlatlığınızın mirasından pay alamıyorsunuz. Kanun bunun önüne geçmiş durumda. Evet. Bu da evlat edinen kişiyi korumak için yapılan bir şeydir. Evet. Şimdi boşanma davaları da biliyorsunuz hani miras deyince aklımıza gelen diğer kısımlardan biri de boşanma davaları. Diyelim ki eşinizle boşanma davası açtınız. Boşanma davası neticelenmedi. Eşiniz vefat etti. Burada miras ne olacak? Boşanma davası devam ederken sanki eşler evlilikleri devam ediyormuş gibi birbirlerine mirasçı olabiliyorlar. Hatta diyelim karar verilmiş, hüküm kesinleşene kadar bile mirasçı olabiliyorsunuz. Ama eğer boşanma gerçekleşmişse artık birbirinize yasal mirasçı olamazsınız. Orada şey var Melisa Hanım, mesela ayrılık kararı. Ayrılık davası ya da işte bazen insanlar boşanma davası yerine
ayrılık davası açabiliyorlar. İşte hakim ya da gerekli görse 1 yıl ile 3 yıl arasında bir süre veriyor eşleri. Hani bu süre içerisinde barışabilirler diye. Bu süre içerisinde de eşlerden biri vefat ederse yine birbirlerine yasal mirasçı olarak devam ediyorlar. Ama burada şöyle bir şey var. Boşanma davası devam ederken ölen tarafın mirasçıları davayı devam ettirebilirler. Davaya evet. Onun da belli süreleri var, kaçırmamaları gerekiyor yine. Davaya müdahil olurlar ve karşı taraftaki eşin kusurlu olduğunu ispatlarlarsa boşanmadan dolayı, bu durumda eş artık ölen eşe mirasçı olamaz. Evet. Şimdi şöyle bir durum da var. Diyelim ki bir kişi, işte hemen hepimiz de biliyoruzdur az çok mirasçılarımız kimler olabilir. Ve ben de işte birinden hoşlanmıyorum diye, mirasçılarımdan birinden haz etmiyorum veya işte bana karşı ağır bir suçu olmasa da veya ben bunu belgelendiremesem de onu mirasçılıktan çıkarabiliyor muyum? Burada keyfiyet var mıdır? Yok, keyfiyet yok. Yani mirasçılıktan çıkarma müessesesi çok sınırlı, 2 maddeyle sınırlı hatta. Kanun sayma yönüyle belirlememiş, genel olarak yapmış, o toplumun yaşam tarzına ve yargı kararlarına göre değişiklik gösterebiliyor somut olaya göre, ama çok sınırlı bir alandır o. Evet. Yani öyle keyfi olarak ben şu çocuğumu sevmiyorum deyip maalesef şeyden de bahsedebiliriz. Eğer hani mevcut soru yoksa mirasın reddinden de bahsedebiliriz. Evet, mirasın reddi de. Evet, bence de güzel bir konu. Ona da girelim. Evet. Mirasın reddi de miras bırakanın ölümü üzerine yasal mirasçıları veya atanmış mirasçıları, yani işte vasiyetname yoluyla da ölüme bağlı tasarruflarla, bunların ölenin her türlü borç ve alacakları birlikte oluşan mirasından vazgeçmeleri, yükümlülükleri reddetmeleri anlamına geliyor. Genelde niye tercih ediliyor bu? Diyelim ki miras bırakan, yani muris, yani bizim miras hukumumuzda küllü halefiyet ilkesi gereğince miras bırakanın bütün alacakları ve borçları da size devredilmiş oluyor. Ve o kişi gerçekten hani çok ciddi mali sorunlar yaşamıştır. Borçları alacaklarından daha fazladır. Ve mirasçılar da bu miras kabul ettikleri zaman artık sadece o miras da değil, yani kendilerine kalan payla değil, kendi kişisel mallarıyla da sorumlu oluyorlar. Yani aslında miras kalacakken borç altına girmiş olabilirler. Evet. O yüzden mirası reddetme yoluna giriyorlar. Yani bunda, aslında miras hep gelecek para varlık olarak düşünmemek lazım. Evet. Bazen size aktif olarak değil de pasif olarak da gelebilir. Pasif dediğimiz şey zaten borçtur. Yani bir dağ kadar borçla da karşılaşma durumunda söz konusu olabilir miras diyerek. Ve orada işte şey çok önemli, kendi kişisel mal varlığınızla da sorumlu oluyorsunuz. Sadece hani size aktarılan borç ya da alacakla ilgili değil. O yüzden hani o mirasın reddini çok iyi düşünerek yapmaları lazım ya da mirası çok iyi düşünerek kabul etmeleri lazım. 3 aylık bir süre söz konusu. 3 ay içerisinde mirası reddetmedikleri takdirde mirası kabul etmiş oluyorlar. Hı hı. Zaten yasal mirasçılar, işte anneniz, babanız ya da işte miras bırakanınız kimse öldüğü zaman süreniz o tarihten itibaren başlıyor. Atanmış mirasçılar için de o tasarrufu öğrendikleri tarihten itibaren 3 ay içerisinde o işlemi yapmak zorundalar. Bir de aslında Melisa Hanım, siz az önceki sorularda sorduğunuz aklıma gelmişken ekleyeyim onu. Şöyle bir şey var. Hani dediniz ya, ben bir çocuğumu şeyden, mirastan mahrum bırakmak istiyorum veya şu olabiliyor, karşılaşabiliyor, çocukları veya yakınları kişiye, miras bırakacak kişiye bakmıyorlar, bakma yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar. Bu tarz durumda bizim medeni kanundan değil de borçlar kanundan kaynaklı bir ölüme bağlı ölünceye kadar bakma sözleşmesi söz konusu. Bu sözleşmeyi şey olarak düşünmemek lazım, bir vasiyet ya da aslında düşünmemek lazım bir vasiyet gibi. Bunu aksine net olarak bir eser sözleşmesi veya bir vaat belirten bir sözleşme olarak düşünmek lazım. Ama içerik olarak da miras sözleşmesi gibidir. Şöyle oluyor bunda da. Kişi eğer yakınları kendisine bakmıyorsa, kendisine bakacak biriyle bu sözleşmeyi hazırlıyor ve o bakma yükümlüsü olan kişi miras bırakana ölünceye kadar bakıyor. Bu kişi vefat ettikten sonra da karşılığında ne vaat edilmişse bu kez bakan kişiye o vaat edilen şey geçmiş oluyor. Bu çok sık karşılaşılan bir şey. Bunu kendi çocukları arasında yapabileceği gibi, kendi akrabaları arasında yapabileceği gibi yabancı biriyle de yapabilmesi söz konusu. Çünkü bu aslında bir sözleşmeyle bir kişiyi kendinize tamamen mirasçı kılmış oluyorsunuz. Ay şimdi o kadar karışık ki, benim kafam karıştı. Şimdi diyelim ki bir babadan bahsedelim. Çocukları ona bakmıyor. Bu kişinin de işte 3 tane çocuğun olduğunu düşünelim. Aynen. Ve çocuklar bakmadığı için diyelim ki bir bakıcıyla anlaşıyor. Kendisine bakıyor ve sözleşme gereği tüm mirasını
O kişiye, evet, bakıcısına bırakıyor. Diyor ki ölünceye kadar ben şu kısmı, şu kadarlık şeyi sana bırakıyorum diyor. Şimdi babanın ölümü olduğu zaman, hı hı, yani çocuklar artık mirasçısı değil mi? Olamayacak çünkü şu ama var. Ama orada bir saklı mirastan, hak demiştik. Evet, saklı hak var ama burada baba bence şunu yapabilir. Şunu yaparsa çocuklar mirastan hak kazanamayacak. Aynı zamanda kendisi bir vasiyetname veya sözleşme düzenleyerek şu çocuklarım şu sebepten dolayı bana bakmadı. Hatta ben de bundan dolayı şu kişiyle ölünceye kadar bakma sözleşmesi yapmak zorunda kaldım. Ve dolayısıyla bütün mirasımı bana bu aşamaya kadar bakan, ölümüme kadar bakan kişiye bırakıyorum şeklinde bir sözleşme yaparsa artık çocuklarının aile hukukundan doğan bakma yükümlülüğünü yerine getirmediği için mirastan çıkartmış olacak. Evet. Ve kendisine bakan kişiye de bir sözleşmeyle mirasını bırakmış olacak. Böylece kişi hem kendisine bakacak birini bulmuş olacak, hem de kendisine bakmayan çocuklarının yani sağlığında kendisine bakmamışken öldüğünde de mirasından faydalanmasının önüne geçmiş olacak. Evet. Ama bu dediğimi yapmazsa, sadece hepsini ölünceye kadar bakmayla birine bırakırsa, tabii ki çocukları saklı payı için dava açma hakkına sahip olabilecektir. Ama onda da hepsini değil, sadece belli bir miktarını alabileceklerdir. Bir seyircimizden şöyle bir sorumuz var. Sorulara öncelik vermek istiyorum çünkü 10 dakikalık bir vaktimiz var ve bizim daha konuşacak çok konumuz var. Muhtemelen haftaya da sarkabilir konumuz. Çünkü önemli, çok da güncel, yani hayatın içinden bir konu. Annem öldü, benim kardeşim yok. Babam bütün menkullerini 49 yıllığına ufak bir meblağ karşılığında kullanma hakkını benim mi demiş babaannemin, babaannemin büyük oğluma verdi. Herhalde benim büyük oğluma verdi. Sana bir kuruş bırakmayacağım diyor. Ben 73, babam 92 yaşında. Sadece böyle yazmış. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey, zaten orada kullanım hakkını birine vermiş. 49 yılında. Zaten en fazla o kadar. Sonuna kadar kullanmış hakkını. Yani verebileceği kadar. Şimdi burada da şöyle bir şey yapabilir diye düşünüyorum ben. Zaten süre sınırlı olduğu için bu kişinin kendi çocukları varsa illaki o süre dolduktan sonra mirasına hak kazanacak. Onun dışında da miktar zaten cüzi olduğunda Aycan Hanım'ın daha önce anlattığı muvazaya giriyor aslında. Bu da hep tamamıyla tapu üstüne yapacak değil ya, kullanım hakkı şeklinde tesis etmiş burada da. Yani orada da yine zaten bedeli çok düşük olduğu için, ispatlayamayacağı için bu yolla da alabilme imkanı var ama bunun için yine babasının vefat etmesini tabii beklemek zorunda. Tabii orada şey zorunda. Kötü değil mi? Babam 92, ben 73. O yüzden dedim çocukları yani orada varsa. Direkt evet, baba çok kötü niyetli maalesef. Yani mesajları okuyunca ne kadar çok şey varmış hayatın içinden. Değil evet, mi? Aslında evet, bunları görebiliyoruz çok. Ve herkesin evinde aslında neler yaşanıyormuş. Ya mesela bu muvazaa işlemleri daha çok zaten kız çocuklarına miras bırakmamak için yapılan bir evet, şey. Evet, kız çocukları zaten başlı başına bir konu. Bu evet. Sorumuzu da okuduktan sonra belki ona da değinelim. Çünkü hı-hı, özellikle doğu gibi kapalı toplumlarda daha sık görebiliyoruz. Evet. Selam, sevgi ve saygılar. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ve 4 kardeşiz. Annem vefat etmiş. Babam ikinci evliliğini yaptı. Şimdi bu durumda mirasın kaçta kaçı çocuğa ya da eşe bölünür, nasıl yapılır demiş. Şimdi, seyircimizde. Zaten çocuklar annelerinin mirasında hak kazandılar. Yani annelerinin mirasında baba annelerinin hakkını sadece 1/4 alabildi. 3/4 kısmı çocuklar arasında bölünecek. Şimdi bu aşamada çocukların şöyle bir durumu söz konusu olacak. İleride babaları vefat ettiğinde bu kez babalarının toplam mirasından da yine 1/4 bir kısım kardeşler arasında bölünecek. Yani şimdi ben miktar olarak söyleyemem, oransal olarak söyleyeyim. Çünkü miktar olarak olması için bütün mal varlığını hesaplamamız gerekir. O da bu şu an mümkün evet, olmadığı için. Burada efendim bu sorumu da sorduktan sonra mesajınıza bakacağım. Şimdi ben notumu almışım. Çünkü kavram olarak bana farklı geldi. Cenin mirasçı olabilir mi diye şerh düşmüşüm. Evet. Biraz açalım evet, çünkü çok da aşina olmadığımız bir kavram. Cenin tam ve sağ doğmak şartıyla mirasçı olabiliyor. Yani normal yasal mirasçı gibi. Sadece hani onun doğumunu bekleyeceksin. Aslında miras sadece paylaşımı. Sağ doğması bile yetiyor. Evet. Tam mirasta bile gerek. Aynen. Hı-hı. Evet. Ama tabii paylaşım için o Cenin'in işte hani evet, bebeğin doğmuş olması gerekiyor. Doğacak ondan. Evet, bekleyecek ondan sonra. Evet. Seyircimiz şöyle sormuş. Önce annemin baktığı, annem vefat ettikten sonra da benim baktığım zihinsel ve bedensel engelli kuzenim vefat etti. Mirastan diğer kuzenler hak iddia edebilir mi? Toplamda annem ve benim baktığım süre 70 yıl demiş seyircimiz.
Şimdi burada şöyle bir şey var. Eğer arada bir sözleşme varsa ölünceye kadar bakma sözleşmesi, diğer kuzenler istediği kadar hak iddia etsin. Şimdi onların öncelikle dava açması gerekecek. Dolayısıyla izleyicimiz de burada davalı olacağı için o da kendi tanıklarını ve diğer delillerini hazırladığında zaten en basit bir komşusu dahi bu kadar sürede söz konusu kuzenlerine baktıklarını biliyordur. Yani karşı tarafın çok da mevcut anlatılan kadarıyla söyleyebiliriz. Çok da bir şey elde edemez zaten. Ama bunun için tabii ki bir ölünceye kadar bakma sözleşmesinin mevcut olması gerekiyor. Evet. Ya ben sorularıma bakıyorum da işte çok eksik bırakmamaya çalışıyorum ama özellikle mal kaçırmada bir mesajımız daha var. Şu mal kaçırmadan da bahsedelim efendim, mesajınızı okuyacağım. Mal kaçırma deyince aklıma direkt kız çocukları geliyor. Hı hı. Çok şükür artık son dönemlerde çok olmasa da yine de karşılaşabiliyoruz. Hani bunlar töreyle veya gelenekle örtülüyor. Aslında kadınlar da haklarını iddia etmiyorlar birçok yerlere baktığımız zaman. Mallar tamamen erkek çocuklarına bırakılıyor. Burada kız çocukları ne yapmalı? Hangi mahkemeye başvuracaklar? Neler yapmalılar? Ve evli bekar olmaları mirastan faydalanmaları için fark ediyor mu? Hı-hı. Aynı orandır muhtemelen. Hı-hı. Ama yine de açalım istiyorum. Şöyle, evli veya bekar olmaların hiçbir etkisi yok. Yani mirasta kişisellik ilişkisi olduğu için hani evli olduğunuz kişinin mirası söz konusu değilse, kalacak miras söz konusu değilse babanızdan kalacak için evli bekar çocuğunuzun olup olmamasının hiçbir önemi yok. Bu durumda aslında bahsettiğimiz gibi tenkis ve varsa muazzaa davalarını açabiliyor ki genelde bu tarz durumlarda muazzaa söz konusu oluyor. Kişi diğer erkek çocuklarını sanki satmış gibi gösteriyor veya direkt parayı nakit olarak veya başka bir şekilde kendisine verip evi direkt olarak onun almış olmasını sağlamaya çalışıyorlar ki bu da son dönemlerde çok karşılaştığım bir şey. Ev, dükkan veya herhangi bir taşınmaz almalarını sağlıyorlar. Hani bunların hepsi zaten mal kaçırmaya giriyor ve süresiz olarak bu kişi bunu dava ederek hakkı olanı alabilir. Hatta şey bile yapıyorlar değil mi Fadile Hanım? Mesela diyelim anne babanın işte 3-4 tane gayrimenkulü var. 2 kızı 3 oğlu var. Evet. O gayrimenkullerin kiralarını, işte başka tür gelirleri erkek çocuklar arasında paylaştırıyorlar. Evet. Onlar bile ileride kesinlikle talep edilebilir. Talep edilebiliyor. Yani. Şey de var değil mi? Diyelim ki mesela muhitler var. Her muhit birbirinden farklı edere sahip. Hı hı, evet. Burada diyelim ki anne babalar bazen ayrım yapabiliyorlar. Diyelim ki en değerli muhitteki bir evi bir çocuğa bırakıyor. Biri diyelim ki bir trilyonluk bir evken, hı hı, bir tanesi 200 bin liralık bir ev olarak alalım. O çocuğun dava etme hakkı var mıdır? Yaşarken bırakmış, şu ev senin, şu ev senin, şu ev senin gibi. Ama değerler ederler birbirinden farklı. Ama zaten tereke diyoruz biz bırakılan miras toplamına. Aktif ve pasif olarak hesaplanır. Yani bir kişinin mirası hesaplanırken bir ev, iki ev, üç ev, dört tarla şeklinde değil de bu evin ederi diyelim 100 bin, diğerininki 600 bin, atıyorum diğerininki 1 milyon şeklinde hesaplanıyor ve bu kişinin diyelim bir yere de 500 bin borcu var. Bunların hepsi çıkartılıyor birbirinden ve sonuç itibariyle kalan kişiler arasında paylaştırılıyor. Yani şunu yapamıyor mu kişi? Hani vasiyetnameye şu ev senin, şu ev senin, şu ev senin şeklinde bırakamıyor yapabilir, mu? Yapabilir, yapabilir. Yargıtay buna diyor ki kişi ölmeden önce kendi mirasını dilediği gibi dağıtma hakkına sahiptir. Burada eğer kişilerin, kardeşlerin ya da diğer yasal mirasçıların saklı payını ihlal etmiyorsa herhangi bir şeye söz konusu olmayacaktır. Bunu mesela açarsam diyelim ki dediğiniz gibi evler olsun. Evlerin her birinin değeri ortalama olarak değerleri 300 bin şeklinde olsun. Ama bir kardeşe gelen değer 100 bin şeklinde olmuş. Evet. Şimdi 300 bin yarısını kişi başı düşeceği için 300 binin yarısı saklı pay olacaktı. 150 bin. Kardeşlerden birinin 50 binlik bir saklı pay ihlali söz konusu. Bu durumda o kardeş kime daha fazla gittiyse onlardan 50 bin liralık kısmı tenkis davasıyla talep etme hakkına sahip. Ama ancak saklı pay oranı kadarıyla. Yani tamamen bir tatmin edilme tabii ki söz konusu, evet, değil. Ama en azından bir miktarını, evet, alabilmesi söz konusu oluyor. Evet. Bir seyircimiz şöyle demiş: ben engelli bir vatandaşım, WhatsApp'ım yok, sizinle irtibata geçmek istiyorum. Canlı yayın bitmeden kimsesizim ve engelliyim, çok önemli, lütfen avukat hanımla görüşmek istiyorum. Adım Dursun, lütfen çok önemli, WhatsApp'tan yazamıyorum, WhatsApp'lı telefonum yok, kısa süreli yayına bağlayın, ben engelli, hasta ve kimsesizim demiş. Efendim, izliyorsunuz bizi, WhatsApp'ınızın olmasına gerek yok, canlı yayın araması alamıyorum.
Siz meramınızı, derdinizi normal hattımıza, mesaj hattımıza net bir şekilde yazın. Biz buradan sizin sorununuzla eşdeğer sorunlar yaşayan diğer seyircilerimiz de olabilir. Onlara emsal teşkil eder ve onu da açıklarız. Yalnız 2 dakikalık bir vaktimiz var. Çabuk yazarsanız daha iyi olur. Ayrıca sosyal medya hesaplarımız da var. Aycan Sağlam Tapan ve Fadile Saka şeklinde sosyal medyadan da yazarsanız oradan avukatlarımıza da ulaşabilirsiniz. 1 dakikalık bir vaktimiz kaldı. Meramınızı yazarsanız buradan okuyacağız. Ben kısa bir, eğer soru yoksa bir kısa ekleme yapayım. Evet. Mirasın reddinden biraz önce bahsetmiştik. Orada kişiler şuna dikkat etsinler. Bu red beyanının kayıtsız ve şartsız olması gerekiyor. Yani mirası kısmen kabul edip kısmen reddetme diye bir şey yok. Eğer kısmen reddetmişseniz mirasçı oluyorsunuz. Bu tür şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer mirası reddetmişseniz bu mirastan da reddetmeden dönemiyorsunuz. Şunu ispatlarsanız, işte hata, hile, aldatılma, korkuyla mirası reddetmişseniz bu beyanınızdan dönebiliyorsunuz ama aksi takdirde bağlısınız. Ya aslında o kadar çok soru var ki şunu soracaktım. İlk hatırlattınız, uçuvermişti aklımdan. Diyelim ki sizin çocuğunuz yok ve sizin yüklü miktarda bir borcunuz var. Vefatınız durumunda o borcu yüklenmesi gereken kişi anne baba mıdır veya anne baba yüklenmeyebilir mi? O borca. Yok. Bu dediğimiz zaten mirasçıdır. Eğer anne baba yaşıyorsa mirasçısı anne babasıdır. O da mirası reddederse yüklenmek zorunda kalmaz. Ama mirası kabul ederse yüklenmiş olur. Bu anne baba da olabilir, kardeş de olabilir, büyük anne büyük baba da olabilir, dayı teyze de olabilir. Yani mirasçılık silsilesi sırasına göre değişebiliyor. Evet. Konuşulacak çok konu var. Belki birçok şeye de değinemedik gibi. Ama vaktimizin sonuna geldik. Evet. Ekleyeceğimiz bir şey var mıdır? Şu an için yok. Evet. Evet. Efendim programımızın sonuna geldik. Bazı mesajlara bakamadık. Haftaya yine hukuk köşemizde karşınızda olacağız. Eğer işlememizi istediğiniz bir konu varsa yazabilirsiniz mesaj hattımıza. Şunu da haftaya işlerseniz bizim için daha iyi olur şeklinde de bize önerileriniz olabilir. Yarın farklı bir konuyla karşınızda olacağım efendim. Yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.